İyi akşamlar sevgili seyirciler. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Evet, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Hocam'la karşınızdayız. Bu akşam Dünya Kupası'nı da konuşacağız. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası'na bari biz gidelim Ronaldo, diyoruz. Ronaldo. Hepsini. Tabii tabii Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları dünya futboluna damga vurdu. Dünya futbolunda, kamuoyunda çok büyük ses getirdi. Özellikle teknik direktör Ralf Rangnick'le ilgili olarak... Ten Hag'la ilgili olarak Manchester United'da yaptığı açıklamalar ve efsane Roy Keane'le ilgili olarak ve eski isimlerden ve Rooney'le ilgili olarak yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Tabii ona geleceğiz. Tabii hemen bu röportajdan sonra Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Bu başladı. Bugün Rasim bana bir mesaj attı. Dedi ki akşam Ronaldo ile ilgili söyleyeceklerim var dedi. Ben de merakla bekliyorum. Vallahi abi orada Ronaldo'nun arası ne kadar kötü olursa Türkiye'ye gelme ihtimali o kadar yüksek. Büyük problemler yaşasın. O da Vandanara gibi birini bulsun falan filan. Ama kim? Aile hayatı çok düzgün Ronaldo. Yok çok iyi, çok çok tabii. Çok iyi bir... Aile hayatı futbolcu düzgün olunca... Muhteşem. Sıkıntı olmuyor değil mi Apo abi? Bu iş aile hayatı önemli değil mi futbolcuken? Ya şöyle söyleyeyim ben... Eskiye dön, yani öyle bir durum olsa, eskiye dönme durumu olsa, evet, daha 23-24 yaşında evlenirdin, sonra, değil evlenirdim, mi? Evet. Sen 30'a kadar. Ben futbolu bıraktıktan sonra evlendim. Evet. Yani. Bak. Yani öyle nasipmiş ama yani bugün hani öyle bir imkanım olsa tekrar eskiye dönsem, hani aile hayatı çok. Direkt değiştiriyor, değil mi? Çok, çok, çok. Futbolcu bekarsa mayınlı adam. Zor, evet, zor. Aynen abi. Şimdi döneceğiz Cristiano Ronaldo'ya geleceğiz ama iyiyle yazmayalım. Bunu da yazalım arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu. Şimdi Portekiz Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen takımlardan birisi. Hepsini soracağım biraz önce. Kim sevgili... favori ya? Efendim? Kim favori? Portekiz'i gösteriyorlar sürekli. Kim gösteriyor? Olarak. Vallahi ben dijital medyada sürekli olarak işte gerek YouTube'da gerek TikTok'ta gerek Twitter'de Facebook'ta yazdığım zaman. Portekiz tarihinde yıl Dünya Kupası almadı. Büyük olay oldu. Portekiz'i çok ciddi anlamda favori gösterenler var. Dünya Kupası tarihinde almadı Portekiz. Ya Portekiz deyince Özepio geliyor akla. Luis Figo. Ondan sonra tabii Cristiano Ronaldo. Ya var öyle tek tek Quaresma. Büyük yıldızlar döneminde büyük yıldızlar çıkarırlar da öyle Dünya Kupası falan nerede ya? Bu Brezilya milli takımı var ya. Tepsini al toplarlar. Herkes bakar Brezilya yürüye yürüye şampiyon olur Brezilya. Şimdi öyle belki Belçika biraz. Belçika da hiç tarihinde olmadı. Belçika çok iyi takımı var. Çok iyi takım biliyorum. Belçika, Fransa belki. Onun dışında Brezilya'nın yanına kralı yanaşamaz. 8 numarayı bir ekrana getirebilir miyiz? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Ligin ilk yarısı demiyoruz. Neden? 45 günlük ara diyoruz. Dünya Kupası arası. Daha ilk yarı olmadı onu belirtelim. Yanlış bir bilgilendirme, yanlış bir algı. Transfer döneminin şimdi başlayacağı Katar söylüyor. Arası. Katar arası, Dünya Kupası arası. Dört büyük takımın iç saha ve deplasman maçları. Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe'nin oynayacağı 23 maçın 10'u içeride, 13'ü deplasman. Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray'ın oynayacağı 23 maçın 13'ü içeride, 10'u deplasmanda. Beşiktaş 22 maçın 10'unu içeride oynayacak, 12'sini deplasmanda oynayacak. Dünya Kupası arasından sonra Trabzonspor'un oynayacağı 23 maçtan 12'si içeride 11 deplasman neredeyse yarı yarıya. Avantaj kimde Abdülkerim abi? Hani kimilerine göre avantaj kimilerine göre değil. Ama ben, size göre bir avantaj veya dezavantaj. Valla benim için şampiyonluğa oynadığın zaman şimdi deplasman şeyi de farklı. Mesela Fenerbahçe'nin bu deplasmanlarından bir tanesi Ümraniye. Deplasman mı Ümraniye ya? Ya anlatabiliyor muyum? Yani anlatabiliyor muyum? Değil, bir de şu var. Benim için en büyük deplasman şampiyonluğu oynayan bu dört takımın birbirlerinin sahasına gittiği zaman deplasmandır. Yani Galatasaray için deplasman Fenerbahçe statıdır. İstanbul'da olmasına rağmen en büyük deplasmanı. Fenerbahçe'nin en büyük deplasmanı işte Galatasaray'a gidecek ikinci yarı. Burada. Evet. Dört büyük takımın kendi aralarında. Ya da döner işte Trabzon maçı zordur. Galatasaray ikinci yarı deplasmanı zordur. Artık şampiyonluğa oynuyorsun. Büyük takımlar için yok işte şu deplasman var. Bu yok öyle bir şey kardeşim. Deplasman meplasman. Her maçı kazanacaksın. Kazanmaya oynayacaksın. Büyük takımlar öyle oynar. Yeni çıktı bu adetler. Vallahi yeni çıktı. Mesela bizim eski dönemlerde Sinan değil mi? Yani biz öyle deplasmana gidiyoruz falan filan diye bir şey olmaz. Biz gideceğimiz şehrin takımı korkardı. Eyvah Fenerbahçe Galatasaray geliyor tabii. Diye. Şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Ay Alanya'ya gidiyoruz. Gidiyorsan gidiyorsun yani. Yeneceksin gece. Bir de statlar artık eskisi gibi değil. Eskiden mesela biz Diyarbakır'a deplasmana giderdik. Deplasmandı. Sağ toprak. Yalan mı Sinan? Evet. Rize'ye giderdik. Sağ çamur, toprak.
Şimdi ya deplasman mı var? Ne deplasmanı kardeşim? Peki Trabzon'a gidelim sabaha kadar otelin önünde. Daha ilkel şart. Tabii ki. Onun için ben bu işlere hiç anlamam. Valla ben birbirlerinin aralarındaki maçlarda kazanan takımlar avantajlı olacaklar. Ve harika bir yarış seyredeceğiz. Dixon'a kadar harika bir yarış seyredeceğiz. Kritik zamanda 37. hafta. Yalnız Ahmet Hoca'ya şöyle katılıyorum. 2 hafta önce Ahmet Hoca bir şey söylemişti. Daha Galatasaray Beşiktaş derbisini ve Başakşehir gibi zorlu iki maçı oynamadan bu lig galiba dedi Fener'le Galatasaray arasında geçer diye bir laf söyledi Ahmet Hoca. Oraya doğru sanki gidiyor. Sanki oraya doğru evriliyormuş ben gibi. Ben de aynı kanaatteyim. Öyle bir yani öyle bir izlenim aldım bu son iki haftada. Çünkü Trabzon'la Beşiktaş biraz şey oldu gibi. Sanki mental olarak sanki bu ligden kopmaya çok yakınlarmış gibi. Camiaları böyle bir huzursuz gibiler. Anladın mı? Galatasaray ve Fenerbahçe'de sular yelkenleri doldurmuş gidiyor gibi. Fakat daha çok tabii ki 13 maç. Oho 13 hafta olmuş. Daha dünya maç var. Bir önceki tabloya gelin arkadaşlar. Yani ben bu deplasman işlerine takılmam. Hele böyle 7-8 İstanbul takımının olduğu yer. Şimdi Karagümrük maçı oynuyorsun. Kim deplasmanda belli değil. Yalan mı? Gidiyorsun şeye. Tabii canım. Olimpiyat takına senin seyircin her yeri doldurmuş. Kim deplasmanda? Şimdi Başakşehir'e gitti Galatasaray. Deplasmanda tabii mıydı? Tabii canım. Başakşehir'in seyircisi yoktu. Sanki Galatasaray tribünlerinin sesi duyuluyordu. Peki o sizin Diyarbakır'da da daha çok Fenerbahçe taraftar gelmiyor muydu? Yok be abi ya. Diyarbakır'da falan filan. Diyarbakır'da genelde Galatasaray taraftarı herhalde. Abi Konya'da biz Konya'ya giderdik. Konya'da bir stat vardı. Evet öyleydi. Konya'da bir stat vardı. Kenarında bisiklet yarışı yapılıyordu. Velodrom'un orada. Konya statü. Velodrom vardı pisti. Değil mi Sinan? Marsilya'nın stadında da velodrom stadı zaten. Velodrom vardı Konya'da. Hocam da maç yönetmiş. Garip garip statlar vardı. Yönetmediler. Ordu, zumpara gibiydi. Ordu. Rize, çamur, yağmur. Çimde değildi. Topraktı buralar. Kahramanmaraş ligdeydi. Evet. Toz toprak. Yalan mı Sinan? Diyarbakır'da öyle. Yani, ya. Diyarbakır'da öyle. Sinan öyle miydiniz? Zımpara gibi sağlar. O zaman deplasman zordu. Top kontrolü yok. Anladın mı? Vuruyorlar, ediyorlar. Ve sakatlanma ihtimali kuvvetli. Çok tabii ki yani. Şimdi deplasman mı var? Eğer büyük takımlar şu andaki şu şartlarda deplasmandan şikayet ediyorsa büyük takım sıfatını kaldırsınlar önlerinden. Nereye gidiyorsun ya? Mis gibi, halı gibi sahalar. Statlar zaten birbirine benziyor. Evet, uzay evet, mekiği evet. Gibi hepsi. Çok güzel. Türkiye statlarda yani şu zaten, an dünya standardı ama lig tabii. Şey kaç tane İstanbul takımı var? Çok oldu. 7 tane mi ne var? 7 tane yedi değil mi? Var? 7 mi hocam? Yok, yok, Karagümrük, İstanbul, Ümraniye Spor, Kasımpaşa. 8. 8 ya. 3 büyükler var. Başakşehir var. Eyüp de geliyor ya. Eyüp de geliyor. Eyüp yok şu anda. Ay, gelecek. Nereden biliyorsun? Geleceğe mi konuşacağız Rasim ya? Bu seriyi soruyorum. Kaç tane var? Sen akıllı çıyorsun biliyorsun. Kasımpaşa, Karagümrük, İstanbul Spor, Ümraniye, 3 büyükler. Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir. 8. 8 tane var. Ne deplasmanı kaldı ki? Ne deplasmanı ya hakikaten. Daha deplasman falan yok. Bir de Sinan abi çok güzel bir yorum yaptı. Deplasman diye bir mantık yok. Çünkü bir deplasman mantığını bu hafta Giresun onu diyecektim. Bu deplasmanı falan çözdü gitti. Demek ki deplasman falan bir şey yok artık. Yani tamamıyla iyi futbol oynayacaksın. 10 kişi kalmayacaksın. Deplasman falan bu. Onun ne için. Oldu? Şu ama daha 3 puanlık sistemde ben yani Beşiktaş'ta Galatasaray kalır diye düşünmüyorum. Trabzonspor'da devre arasında oyuncu alacak. Kasım'da oyuncu alacak. Beşiktaş oyuncu takviyesi yapacak. Dolayısıyla yani Trabzon'da Beşiktaş'ta şeyde mi diyorsun? Trabzonspor herhalde ya. Trabzonspor en az... Puan olarak pardon. Puan olarak söylemedim. Mental olarak dedim. Evet. Mesela Trabzonspor öyle görünüyor. Maçlarının şu anda seyircisi yok gibi. Hani eskiden peki, geçen hafta... Hala hakem nasıl diyor siz zamanınızda? Bir dakika dur. Hayır geçen sene... Beşiktaş Galatasaray'la gidip orada yenseydi. Aynı şeyi söyleyecek miydin? Hayır o zaman... Ama aynı şeyi Galatasaray için söyleyecektim. Galatasaray her şey bir maçta değişti. Tabii. Beşiktaş Galatasaray maçta seyredi. Beşiktaş'ın mantalitesi diyecekti ki... Hazır Beşiktaş bomba gibi geliyor. Sinancığım ben şimdi Beşiktaş oyuncu alacak. Sen camialardaki havayı... İşte neden ama? Ben havayı sadece... Trabzon'da hava yok. Sadece bu... Bak sadece bir maçta Trabzon'da son maçta ve Avrupa'da elenmesinden dolayı bir takım şey. Ve Trabzon'da de, biraz şey oldu. Bir iki de sıkıntı var. Sıkıntı başkanla var. İlgili sıkıntı var Trabzon'da. Bir şeyler var ha. Niye stat boş Trabzon'da? Trabzon gibi futbola ya bu ne biliyor musun? En düşkün halk ya Türkiye'de. Bahsede bir doymuşluk da var. Eğer Trabzon... Emir. Şampiyonlar Ligi'nde devam etseydi hep full oynardı. Öyle mi diyor? Şampiyonlar Ligi'nden elendi, UEFA'dan elendi, bilmem neye kaldı. Konferans Ligi'ne kaldı. Ondan dolayı Trabzonspor taraftarı biraz şimdi küskündü. Ama şimdi ikinci yarı bu performansa bağlı. Nasıl şampiyonla oynarken Trabzon içeride 45-50 bin full, gitti? Full. Ay, tamam. Sinancığım Beşiktaş'ta da şu var. Bak oyuncular, mesela Saiz sakat, dün maç oynanmadı. Maçtan önce bir haber dedik, Tayyip Talha da sakat.
İki ne tane oluyoruz anlamadım ben. Beşiktaş, kimse oynamak istemiyor gibi Beşiktaş, durumlar var yani. Beşiktaş ne yapacak, ne edecek? İki tane yabancı stoper alacak. İki tane stoper transferi yapacak. Bir tane orta sahaya transfer yapacak Beşiktaş. Üç transferle veya belki santifor. En az Beşiktaş üç oyuncu alması lazım. Trabzonspor'un üç oyuncu alması lazım. Fenerbahçe'nin belki bir tane. Yeni üstüne basarak söylüyorum. Santrafor diyorum. Yollarım. Ne o? Juan Pedro ile Kinki. Yollarım. Hacı santrafor değil mi? Nerede abi? King çok iyi oyuncu ya. Ha, tabii nerede? Geçti işte sakatlığı. Besleyecek. Yok abi sen bak göreceksin. Joshua King. King tabii bak, ki. Bak tamam da bakın bekleyin görün. King çok şimdi, iyi oyuncu ya. Şimdi Valencia'ya Allah korusun bir şey olsa Fenerbahçe'nin golcüsü Dünya Kupası'nda. Ekvador. Mesela onun için. Allah yani bu çok sıkıntı. Batshuayi o da Dünya Kupası. Abi Batshuayi de belli değil. Allah korusun. Belli değil. Sıkıntı için, olmaz ya. Yani, erken ikinci yarı, ikinci yarı ya. Abi bir tek Valencia'ya göbesin sen. Ama Galatasaray öyle değil. Bak Galatasaray'da. Uruguay'dan. O çocuk ne o çocuk? Neydi? Galatasaray. Icardi mi? Senin adamın. Icardi ya bir numara. Icardi'ye bir şey olsa Gomez var, Seferovic var. Tabii. Seferovic'i de yapmasınlar. Seferovic'i arada saklıyor bir şey ya. Bir fotoğraf var Ertem. Dur ya. Rasim, Apo abimin gençlik yıllarından bir fotoğraf. Aniden niye bağırıyorsun ya? Ertem sana attım. Ne diyorsun oğlum? Apo abimin gençlik yıllarından bir fotoğraf. Ya niye bağırıyorsun? Normal ama niye çok, söylemiyorsun? Ama çok... Apo, Sizan abi heyecanlandım. Kim ne fotoğraf olabilir Apo'nun? Gösterin Apo'nun gençlik yıllarından. Ne ya? Bakma sen Abdülkerim. Niye bakmayacağım ben? Sabah yanlış bir şey yaparsanız vallahi kalbinizi kırarım. Bakacağım. Yok yok Abdülkerim abi ne oldu? Ne demek ya? Manyak manyak konuşmayın. Bu ne bu? Ne bu? Ver saçma hocam. Sapan. Bakayım ne o? Ver gidelim. Ya benim futbolculuk resmimden başka resmim yok ya. Ne? Abi öyle şeyler yapmayın ya. Koyulmaz öyle şeyler. Oğlum bırak sen de Sinan bizi var ya. Sen de bizi şey yapma Allah aşkına bırakın ya. Allah Allah bırak abi. Sinan sen de şey yapma Allah aşkına. Şöyle herkes şunu merak ediyor. Toprak ben bu kimde mi daha iyi oynanır? O resim koyulduğu an kilit değişir. Oo. Ya hadi be abi ya. Vallahi dertem kaçar giderim. Aptal aptal. Kızmak yok. Kızarım ben öyle şeyler. Koyulmaz yapmayın. Sen ne? Ben bir makara gırgırdı da... Sinan böyle şey yapınca biraz panikledim. Sinan sen... Sinan diyorsun. O yılları biliyor. Şu müziği kestir ya. Bu nedir arkadaş? Şu müziği kestir ya. Bu müzik ne müziği? Bu ne hakikaten? Resim müziği mi bu? Bırak Allah. Bu resim müziği mi Erto? Nasıl? Bu resimin müziği mi bu? Evet. He? Evet. Yani kimilerinin en popüler futbolcuları mıydı? Senle Casablanca dönüşü. Akdeniz oyunları. Olimpiyatlara gittik. 83 mü gittik? Kaç sene? 83. Dönüşteki resim. Fas 83 yılında. He. Fas'tan Akdeniz oyunlarında gitmiştik evet. O resim işte. Ümit milli takım. İşte dönüşteki resim. Futbolcu resmi. Yok değil diye futbolcu değil. Hadi be abi şu müziği iç. Hop. Bu ne lan? Bak Ertem hadi ya bırak vallahi şey yapma. Hadi abi. Vereyim mi? İkinci yer yok ya bırak. Açıyorum. Ben resmi görmedim. Açıyorum. Afa abi göster. Ya ben ne bileyim. Saçma sapan bir resim değildir inşallah. Yeğen resmi falan koymayın hocam. Yeğenmeyen yok. Yeğen kim ya? Yeğenmeyen yapma. Leğen ne? Ben de karşı çıkarım. Yeğenmeyen olmaz. Ne leğen oğlum? Yeğen. Yeğen. Kimse kimsenin yeğeni falan değil. Dur. 80'lerde en popüler futbolcusudur. 3 numara hazır mı? Rıdvan'la var. Şöyle takside çıkmış. Yok yok o değil. O değil yok yok onu vermem. Onu vermem. Yok yok. Yok yok. Orada... Rıdvan'la benim resmim o ya. Ne güzel resim. Onu koyacaksan koy canım. Yok o değil. Daha güzel. Rıdvan Dilmen'le benim daha güzel. Evet, başka bir resim veriyorum. Ama ne karizmatik işte o zaman. Yok yok şaka bir yana. Çok güzel bir fotoğraf. 3 numara. Bak çok duygulanacaksın. Çok duygulanacaksın. Çok duygulanacaksın. Çok gelsin. Güzel fotoğraf. Gelsin. Vallahi. Gelsin. George Jesus Abdülkerim Durmaz. Biz sana kötülük yapar mıyız ya? Emir'in korkuyor. Sinan da diyor ki şey dönüşü diyor. O resim koymayın. Gitmeden önce. Tamam doğru. 83 yılı. Fener'e geldiğim sene. Kapı abi o yıllar en iyi Sinan Engin biliyor. Ondan korkuyorsun. Bu çocuk Jorge Jesus mu sonuçta? Evet. Allah mı? Jesus mu? Evet. Vallahi Jesus ya. O da kara gümrükle oynamış. Aa onun da renkleri ne o? Siyah kırmızı. O da mı siyah kırmızı? Evet. Hangi takımla oynamış? Benfica mı? Ne? Kim o? Neresi bil bakalım. Neresi var hocam? Bu Anisa. Aa bak ama Apo'a bak. İşte Türkiye ile Avrupa farkı. Apo abi toprakta, Jesus Çin'de. Tabii ki. Ya.
Kimde mi daha iyi yapılır? Toprakta mı yapılır? Daha ne iyi yapılır? Yapılır? Koşulur. Koşulur. Koşulur, futbol. Evet, futbol. Bak, daha iyi. Toprak değil mi bu abi bu? Toprak tabii yazın. Para gibiydi. Aynı yıllar Jorge Jesus çimde. Gerçekten öyle. Ya, çok zorluk yaşadılar biliyor musun? Bak bu iki adamlar ne zor. Bugünkü futbolcular bir zorluk yaşıyoruz ama demesi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Jesus benden daha karizmaymışlar. Yok ya. Sen daha diyor. Jesus daha toplu. Sen daha şey böyle. Zayıf sicim gibi bak. Sicim. Apo var ya o zaman bütün Müslüm Gürses şarkılarını biliyordu biliyor musun? Öyle mi? Hepsini şey söylerdi arabanın arkasında. Otobüsün arkasında. Doğru pasta hepsini söylerdi. Bana şarkı söyletirlerdi pasta. Bütün Müslüm şarkılarını söylerdi. Tabii Allah rahmet eylesin. Tabii. Apo abi mi Allah rahmet eylesin? Yok lan ben yaşıyorum. Kaleci gibi, ya. Pardon, kaleci gibi eser mi? Ben yaşıyorum diyor. Sen söylemesen ben bilmiyor muyum? Ben yaşıyorum diyor. Eser var ya eser. Eser ya. Ben yaşıyorum diyorsun Abdülkerim abi bana ya. Bak sor Apo ya. Ben senin yaşadığını biliyorum. Bak analar böyle doğurmaz biliyor musun? Su katılmamış ne? Su katılmamış anlıyor yani. Böyle bir cin olamaz. Oğlu da öyle. Hakem için. Ya hakem orada kardeşler de öyle. Evet oğlu Erce kardeşler. Hocam bak. Arda kardeşler. Erce kardeşler. Şeytan şeytanlığından utanır. Eser. Kötü anlamda değil. Bu Bursa'nın kaleci açık renk gözlü çocuk. Eser. Çok başarılı değil miydi Sinan abi? Çok iyi kaleciydi değil mi? Eser. Boyu kısaydı biraz. Kızı da oyuncuydu değil mi ama ya? Çok kızı Zümrüt müydü? O muydu? Yok o değil. O değil, o karıştırdı. O senin şey eser, o. Eser. Galatasaray'ın eser. Galatasaray'ın eser. Evet, Galatasaray'ın eser. O Zümrüt, Zümrüt onun şeyi. Evet. O Sezgin abi. Abi şu resmi nereden buldunuz ya? Bu resim. George Jesus, Abdülkerim Durmaz. Bu sene 80... Ama Jesus'u şu an en takdir eden Fenerbahçe oyuncusu. 83-84 sezonu. Karagümrük, şimdiki PTT birincilik o zaman. Evet, evet. Şampiyon olup... Süper Lig'e çıktığımız sene. Peki. Bir fotoğraf daha var. Şey söyleyeyim. Apo o zaman. Abi doğru düzgün para vermiyorlar. Apo o zaman biz Beşiktaş'ta o hepimiz oynuyoruz. Evet. Fenerli Galatasaray'la. Apo o zaman. Karagümrük'ten mil takıma geliyor. Karagümrük'ten mil takıma geldi. Aynen. Evet, çok evet. Büyük başarı bu. Evet. Bir fotoğraf daha var. 4 numara Beşiktaşlar çok duygulanacak. Ben de çok iyi oyuncuydum ya. Aa bu ne? Çok duygulanacak evet. Ayda. Bak burada Jorge Jesus benziyor Şenol kendisine. Şenol Beatles grubu gibi değil mi? Şu anki haline Beatles. Benziyor biliyor musun Jorge? Bak şu anki haline benziyor buradan bile andırıyor. Ama ben ikisinden de yakışıklıymışım değil mi? Tabii. Ben daha he. Sen ama daha, abi Şenol Güneş mi daha iyi kaleciydi Kova Yaşar. Oğlum Yaşar abi ya. Yaşar ama lakabı o. Lakabı değil siz taktınız adamı. Yaşar abi dünyanın en iyi insanıdır. Çok iyi insan ya biliyor musun ya. Dünyanın en iyi insanı. Ve Kova da değil ya. Çok iyi kaleciydi 1-8-0 ya. Olabilir ya, mesela gençliğimizde bizim Nişantaşı'nda bir ev vardı. Gençtik oraya Neval ablaya onun evine yemeğe geldik. Neval ablaya takılırdı. Yok mu abi evi kadın lazım abi. Yeme ablaydı bize bakardı Arif o bu falan hep aklına ne kadar futbolcu geliyorsa o zaman ablanın evine. Yaşar abi çok iyi insan. Vallahi yok biliyorum çok ya. Insan. Beyler. Buyur hocam. Bu Jorge Jesus değil. Ooo. Jesus ya, ya bu bal gibi değil. Ya. Bu ya. Bir tane bir şarkıcı var Amerikalı. Ona benziyor. Rolling Stone bu Mick Jagger bu Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger bu ya Rolling Stone solistiyle. Aynen. Öbürü de Beatles'ın davulcusu. Ertan da bizi yiyor biliyor musun? Yo vallahi ya vermedin ama Apo abi. Şenol Güneş ve George Jesus. Yaşar abi mi? Jorge top oynadı mı ki ya? Tabii abi. Tabii George Jesus oynadı. Abi ben Jorge Jesus değil. Ben Şenol Güneş'i çok şey yapamadım Allah Allah. Ya. Yani izleyemedim. Şenol Güneş iyi kaleci değildir diyor. Şenol, bir dakika bir dakika. Şenol abi Cenas Asun önünde hocam, oynadı. He. Ben karşılıklı oynadım. Başka bir oynadı. İyi kaleci. Jübilede de Şenol abi kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Küçüktüm tabii sırt. İyi kaleci. Hocam Şenol abi onun resmi. Jesus iyi kaleciydi. Rasim... Yaşar mı Şenol mu? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz burada abi, bir şey anlatıyoruz. İyi kaleciydi. Şenol abi Yaşar'dan daha iyi kaleciydi. Şenol abi. Ya Rasim şu eski yıllara gitme be abi. Ben o yılları seviyorum. Kardeşim. Bakın. Sinan abi kaldırıyor. Şenol Güneş'i bakın. Jübilede. Bak şu arkadaki Sinan Engin. Serdar Bali, Kadir Akbulut. Serdar Bali, Kadir Akbulut bir arkada. Sinan abi bak. Şu resmi at. Şenol Güneş'in jübilesi bu. Şenol abinin. Dur şunu atsana şey be. Çok güzel resim evet. Şey olsun bence yardım olsun. Abi nostalji programı güzel ya. Ağlayacağız neyse, ya. Neyse boş ver. Ama şunu kabul edin. Hayrettin. Şenol abi Şenol bir kaleci. Jesus'u Jesus getirseniz abi. Cihaz az önceki. Hakimdi, yan topladı. Bir saniye yok. Çok iyiydi. Hayrettin daha iyi kaleci değil miydi Şenol Güneş'te? Hayrettin dünyanın yok, yok, bana öbürü, öbürü. Tamam. Şimdi. Sinan sen de Hayrettin iyi çocuk. Nereye? Hayrettin Hayrettin. Ama var ya büyük kaleci. Beyler bir. Sağdaki Şenol Güneş doğru. Soldaki Jorge Jesus. Ya Jesus hocam Mick Jagger mi bu adam? Mick Jagger. Mick Jagger yok. Değil abi. Sinan nerede? Ooo Sinan Engin. Gönderdin mi sen içeri? Ya şu şeyi göndersenize ya. Zenga ile karşı karşıya kaldı. Zenga. Ya kardeşim nostalji programı yapmıyoruz. Ya yapıyoruz ya. Rasimciğim. Bugün bir konu yok ki. Nasıl konu? Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Konu var da maç var. Nereden biliyorsun konu olmadığını? Senin olduğun yerde konu çok. Nereden biliyorsun konu olmadığını? Senin ben çalışkanlığını biliyorum. Ya alakası yok çalışkanlığım. Sabah beyaz çiğdesin. Yok 4.30'dan beri. Bir şey söyleyeceğim. Allah Allah ya. Bir şey söyleyeceğim.
Türkiye'nin en çalışkan adam bu. Ya abicim dur ne olur vallahi bak. Rasim'cim. YouTube uçtu mu YouTube? Uçtu uçtu. Sinan abicim vallahi çok uçtu. Hele var ya cumartesi günü çok yazık oldu. Niye biliyor musun? 400 bine geldik 500 bin oluyordu. İnternetleri adi terör saldırısı. Evet. Adi terör saldırısı. Ben de ağız tadıyla Galatasaray'ı konuşamadım. Bu adi teröristler işte. Terör saldırısı olmasın da biz hiç konuşmuyoruz. Hiç önemli değil. Mick Jagger bu çağdaki Mick Jagger değil mi? Vay Mick Jagger, Rolling Stones'un solisti. Vay be. Geldik. Nereye vardır değil mi? 75 falan vardır. 48'li. 48'li. Abi bir şey soracağım ben hakikaten. Teminki resimle baktığınızda bak ben arkadaşınızım diye söylemeyin. Karizmatiksi. Bir şey söyleyeyim. Ben mi daha karizmatiyim Jorge Jesus? Ya tartış olur mu ya? %1 milyon sen. Ama bunu ince uzun sen. Bunu var ya bak duygusal olarak söylemeyin. Yo, şimdi ben arkadaşınızım diye söylemeyin. Lütfen ben Ahmet Çakar'ın çok objektifliğine koyar mısınız benim tekrar? Hocayla. Buyur bir de tek tek soracağım. Bekar. Hocam Allah iki şahsı tanımasın. Bir dakika bravo dur. Dur. Heh, evet. Ben iki şahsa tanımasam. Müziğimizi verin hocanın da. Müziğini. Derim ki bunlar herhalde ikisi de eski yıllarda futbolcu. Sağdaki uzun boylu, soldaki uzun saçlı. Evet. Uzun saçlı, uzun boylu ancak ayakkabılarını boyar derim. Yapma hocam beni var ya ağlat. Ya hocam sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hocam. Ama hocam, Jesus iyi futbolcu değil. Arkadaşımsın diye söylemiyorsun. Yok gerçek, gerçek. Jesus iyi futbolcu değildi ki. Büyük hoca. Jesus ne oynuyordu? Jesus sağ bekle. Ben bilmiyorum da. Abi ben orada karizmayı soruyorum. Futbolculuğu sormuyorum ya. Jesus benden daha iyi futbolcudur. Bilmiyorum bunu ben. Karizma. Sinan sana soruyorum. Sen tartışmasız ya. Sen. Sen Rasim. Doğru söyle. Sen forvet. Ben abin diye söylemiyorum. Forvet olsan. Ben forvetliyim. O resimde ben gol kralıyım. İkincilikte. Senin şey Cem Pamiroğlu musun? Kimdi seni arkaya yaslayan? Yalnız. Bunu da söylemek zorundayım. Metin Türel arkaya yaslayan. Hangisi daha çok futbolcu olarak enteresan derseniz bir defa sağdaki incenin bacak müşekkilatı futbolcu için uygun değil. Benim mi? Uygun değil evet. Değil. Böyle ince kürden zargana bacak olmaz. Olmaz mı? Soldaki daha böyle bir kabayın yani şey diyelim bacaklar filan. Kalça müşemmelatı falan iyi yani iyi. Sağdaki saçlar. Ancak manken olur. Futbolcu olarak bacakları güçsüzdür. Yeteneği var. Yeteneği biraz. Var ama çok güçsüz adere yapsa. Ama Jorge'de soldaki... saçlar maçlar çok iyi Jorge. Yok abi o defa Jorge değil o. Hayda. Jorge hocam Jorge. O da 20 yaşında yani falan. Burada bu masada dördünüzde karizma olarak tartışmasız. Ama bunu... Arkadaki o 7 numara Soner abi mi? Niye yapmıyorsunuz? Burada Soner vardı ya 7 numara benziyor bak. Soner abiye benziyor. Arkadaşınız diye söylemiyorsunuz değil mi? Yok yok. İyi. Şimdi yok, sevgili yok. Seyirciler. O moralim yükseldi. Vallahi doğru. Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndan sonra deplasmanlarını bir ekrana getirelim. Sinan'ın yok mu resmi böyle? Var. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Hazırlandı Ahmet mı? Ahmet Hoca'nın gençliğini resimlerini bekliyorum. Ahmet Hoca'nın muayenesi var. Aa muayene resmi. Ne muayenesi ya? Hocam genelde muayene resimleri var. Senin muayene fotoğrafların var. Bir de Fatih var. Terim'le bir resmi var. Utanç resmi. Yok be abi niye utanç olsun? Bak imparator. Hocam önünde gülüm yazıyor bak. Sinan abi. Hocam gülüm. Oturuşa bak gülüm. Oturuşa. Bir şey bak, söyleyeceğim. Sinan Engin'e bak duruşa bak duruşa. Kesinlikle. Saçlara bak. Yalnız Sinan var ya elinde tespih olsa tam Bayrampaşa cezaevinde avluda. Bayrampaşa mı? Cezaevi avlusunda. Yat abi Bayrampaşa. Böyle değil mi? He hocam bak değil mi? He? Bitiriyor. Bak eline ver tespihi. Bak o resme tespih koyun. En az 20 leşi var. Evet. Bak bak öyle mi? Sağ eline tespih koy. Öyle gözüküyor. Değil mi? Kula avluda oturuyor gibi değil mi? Aynen. Değil mi hocam? Gelsin Ece bacak öyle olacak işte. Bayram Paşalı Sinan Engin. Hayır ya ya. Bayrampaşalı Gültepe'li. Gültepe'li ya. Gültepe'li. Yahya Kemal. Gültepe'li. 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 Yahya Kemal. Hocam Sinan'ın o zaman bir baldırları var. Tabii bizim hala öyle. Bizim belimiz ben kadar. Geçen gün Sinan abinin bir sıktım şeyini abi. Bak bak. Baldırları bilmem de. Rasim. Sinan abinin. Hocam içeride yemin ederim Kerim geldi. Şeyini bir sıktım böyle. Baldırını bir sıktım. Sinan abinin. Evet. Sinan eridi ya. Sinan abinin baldırları mı sıktı? Sinan'ın gençliği evet. Var ya. Allah bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ya sana yemin ediyorum. Sinan abi sıkmadın mı? Bir dakika dur Rasim dur ya. Sinan abi sıkmadın mı baldırlarını? Bak yukarı çektim. Yemin ediyorum bacağını bak şöyle. Yukarı. Sen baldırlarını sıktın mı? Rasim vallahi alt baldır. Arkadaşlar sevgili hanımefendiler, beyefendiler. Hocam, biz burada dakika. Boş vakit derimiz. Hocam bizim baldırlarını çeker dururuz. Böyle hayır, hocam bir dakika. Gelmezsin. Hocam bak bir dakika şaka yapmıyorum. Sinan abi bak ne olur. Alsana ortadaki fotoğrafı. Ortadaki fotoğrafı al bak bir dakika. Ya zor durumda kalıyorum şimdi. He. İkiye böl Sinan abiyle ikimizi. Göstereyim Sinan abi. Ne olur göstersene.
Allah aşkına. Allah rızası için bak. Şaka, bak şaka. İnanmıyorlar. Göster, göster. Hocam baldır ya. Göster, alt baldır ya. Hocam göster, alt baldır. Ya Erdem niye göstereyim? Dur yapma ya. Bir dakika. Abdülkerim abi yemin ederim kötü bir şey söylemiyorum. Hocam ben futbolcuyum. Göster. Göster. Hocam ben futbolcuyum ya. Ben kötü bir şey demiyorum ki. Sen bir demik resmi getirsen. Hocam vallahi kötü bir şey demiyorum. Yemin ediyorum ya. Alt bacak hocam sen de biliyorsun. Hocam alt bacak Sinan abi. Oğlum alt bacak, üst bacak her yönden bir defa bel altı Sinan'ın futbol için çok elverişli. Abi ben bir tıp adamı olarak bakıyorum. Şimdi bak dedim ne dedim? Demin manken gibi ama bacak yapısı ince, güçsüz belli. Evet. Çabuk sakatlanır. Ama güçlüydüm hocam. Ya sen güçsüz zannediyordun. Güçlü güçlü şey. Şenol abi de olan eşim versene. Hocam bak ben şimdi birçok benim futbolcu arkadaşım ya bırak Sinan'ın işini sen. Şenol abi. Hayır şunu söyleyeyim. Senden bahsediyoruz ya. Rasim'in çok iyi. Hatta bir gün Sinan'ın odasında üstümüzde yaşıyoruz. Yayına hazırlıyoruz. Yanlışlıkla Rasim girdi. Eyvah! Baldırları falan gördükten sonra zaten şok o gün... Şok yaşadım ve çıktım. Tabii. Yo, ben demedim mi ama sana yani baldır... Şimdi... Şok! O gördü beyler ama. Şimdi sevgili seyirciler Şenol Hoca'yla Sinan abiyi bir ekrana getirin. Ya ben baldırdan bahsediyorum be kardeşim. Alt baldır ya, futbolcu baldır ya. Göster Sinan'a gireyim. Yapma, ayıp yapma, yapma. Bir gelsin. Alt baldır, şey Şenol Hoca'yla alt baldır mı? Sinan abi ya bir ekrana gelsin. Ya bu nasıl atıyorsun çocuklar? Kaldırın şöyle atıyorsun, yazmayın ya. Arkadaşlar. Ben dedim abi. Yok yok. Ha yapmayın hocam ya. Oğlum her şeyle öbür, şey öbür, yapmayın öbür ya. Öbür fotoğraf. Öbür fotoğraf. Canlar öbür fotoğraf. Abi abi ne diyorsun şu ortama? Öbür fotoğraf. Şenol Hoca ile olan fotoğrafı. Ama bak. Abi abi Şenol Hoca ile kaç puan toplarını onları konuşalım. Hadi kaç puan toplarını. Tamam senin şey geliyor ekrana. Şenol Hoca ile olan fotoğraf. Şampiyonluk yaşamış ya. Ahmet Hoca'nınki hazır mı? Muayene fotoğrafı. Oynadım ama karşılıklı oynadık. Yani bir maç iki maç karşılıklı oynadık. Abi Sinan abi oynamış. Çok seyrek şey. İşte burada. Ben de oynadım canım karşılıklı. Kadir abi değil mi? Kadir abi. Soldaki Serdar Bali'ye. Serdar Bali. Ooo bir ara program yapardı hocamla. Vay be Sinan abiye bak. Arkada bak. Trabzon Beşiktaş maçıyla şüphe yaptı mı? Vay be Grundig. Ali Sami Grundig. Vay vay. Hala var. Hocam hala Grundig senin kayınpederin değil miydi? Hayır hayır ITT onundu. Değil. Grundig senin koç holding. Neyse reklam yapmadım size. Evet devam et. Devam ediyoruz. Ahmet Hoca hazır mı? Ahmet Hoca'nın. Arkadaşlar. Evet. Ha. Kustu Rasim. Rasim kustu. Ya oğlum niye güldünüz anlamadım. Kahve içiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Herkesin gençlik yılları Ahmet Hoca. Doktor. Doktor Ahmet Çakar. Hayır ya gayet güzel ya. Profesör Doktor Ahmet Çakar. Peki abi ne bu abi? Ameliyathaneden ne bu? Bu kız kıyım. Ben hatırlamıyorum bunu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gülben Hanım mı? Niye verdin hocam? Gülben Hanım mı? Gülben Evren mi? Gülben Evren Ergen değil mi? Hocam. Gülben Ergen mi? Evet. Yok ya Gülben Ergen değil ya. Bak, ay bana herkes Gülben Ergen mi diye benziyor, soruyor. Benziyor yok ya. Gülben hocam Ergen Gülben Ergen mi muayene ediyor diyorsun küçük. Ya? Ya Rasim yok, ya. Hayır abi Gülben falan yok orada. Gülben Rasim. Ergen o ya küçüktü evet evet. Gülben değil mi o? Sinan abi? Gençti evet evet. Doğru mu hocam? Yok. Gülben Ergen değil mi? Bir defa orada ben kızla aşağı yukarı aynı yaştayım. Gülben Hanım şu anda 60 yaşındayım. Ben o muydu değil miydi? Ya dur şimdi de. Değil ya benziyor. Ya benziyor da değil. Yani. Canım dediği olsa gibi. Olsa da selam olsun. Değilse de selam olsun. Gülben Ergen abi. Gülben Ergen aynı yaşta mı orada? Bir dakika bir doktor Gülben Ergen'i bu aile edemez mi? Hocam bir şey aynı yaştalar mı Ahmet Hoca? Hocam harbiden çok karizmatik. Yok Gülben herhalde. Aman hocam aman. Gülben 70'li falan. Gülsel'i oymak için yolluyor bana. Yollamayın da Sinan'ın resimlerini bana. Oğlum orada 120 kilo var. Yapmayın tamam. Yok yok. Yok hayır. Hangi şey Sarıyer'deki? Yalnız hocam var ya. Sarıyer'de de nasıl oldu? Hocam burada sanki poz vermişin gibi ya biri bir iki. Tabii poz verdik. Bilal Meşe, Bilal Meşe çekti. Ha şey diyor. Yeni futbolumuzun hakemi işte doktor asıl mesele. Tane... Vay doktor Ahmet Çakar. O zaman Gülben'e girebilir hocam. Evet. O çünkü hocam bir şey gibi. Söyleyeceğim. Doktorsun. Evet. Çok kariyerli ve çok saygın bir meslek. Estağfurullah. Hakemlikte ne işin var? Yok ne abi hakemlik daha büyük bir çocuklar söyleyeyim mi? Bazı insanların ruhu... Alt tarafı düdük çalıyorsun. Bazı insanların ruhu avamdır, avantüriyedir. Abi doktorluk mu hakim? Hocam hakemlik hakemlik avam mı iş? Erman Hoca, Erman Hoca. Allah aşkına doktorlukla, doktorlukla. Haklıyım tabii, doktorlukla futbol hakemliğini aynı mı içeye koyuyorsun? Yapma gözünü seveyim ya. Doktorun büyüğü de büyüklü. Bu şort giyiyorsun, ağzına bir düdük veriyorlar. Erman Hoca'nın sebebi belli. Ben kitabını okudum Erman Hoca. Doktor ne demek biliyor musun? Erman Hoca diyor ki ben futbolcuyken. Doktor, doktor. Erman Hoca diyor. Ben futbolcuyken diyor, hakemler diyor, Abdülkerim Durmaz gibi oyuncular yüzünden diyor. Hep diyor Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı kayırırdı, ben Ankara gücünde ezilirdim. O yüzden hakem oldum diyor. Ayman Toroğlu'nun sebebi bu. Ne, onun mesleği de uygundu ya. Kabzı mal. Ya niye uygundu? Hayır, hayır yani kabzı mal, hakem olabilir.
Ama bir doktorun olması çok enteresan. Ama niye bizde başka abi, doktor yok hocam? Abi, hakem olan sonra. Abi, subaylar da mesela. Subaylar çok subaylar. Eskiden askerler asker vardı. Sonradan o da olmaması lazım genel bence. Genelkurmay yasakladı sonra. Hadi, tabii, zaten bence ya, olması da saçma yani. Genelkurmay yok. Adam yüzbaşı koskocaman sahada yemediği şey kalmıyor. Bu kadar bacak kadar futbolculardan zıplıyor. Bülent Yavuz benim komutanımdı mesela. Albay Bülent Yavuz be. Neler söylüyorduk rahmetli Bülent Hoca'ya sahada biz. Neler söylüyorduk yani. Ve o zaman da subaydı yani. Tabii ki ya. Ne yapayım ben? Ben top oynuyorum, adrenalin çıkmış. Ben subay mı var mı dinlerim? Erol Ersoy subaydı. Rahmetli Bülent Yavuz komandoydu. Komandoydu tabii. Hoca ona çok eğitim yaptırıyor. Abi bana da bir kere yaptılar. Aa dedi benim üstüm. Hazırlanır mı? Hemen hazırlanır mı bir saniye içinde? Kıbrıs Barış Harekatı'nda Emir. Kayseri Erkilet Hava Üssü'nden kalkan paraşüt komandoları ilk atlayan Türk subayı kimdir? Bülent Yavuz. Teğmen Bülent Yavuz. Emir. Allah, hocam çok erken öldü. Beş parmağı. Beş parmak dağlarına atladı. Hocam Bülent Hoca çok erken öldü. Kaç yaşında? Çok acil. 70 yaşında. Önce öbürü. Bir dakika. Hocam Erol Ersoy'da askerler. Bir dakika. Sinan abi seni biraz duygulandıracağız. Çok iyi adamdı böyle. Yıllar öncesine gideceğiz ama kızmak, darılmak yok. Söz mü? Ya, niye kızsın söz ya? Mü? Tabii canım, niye kızsın ya? Ya? Söz mü? Söz. Vurur ben seni korurum Kuddusi gibi bir hareket yapmışsın. O zamandan belli böyle. Sinan'ın görelim. Bak hocam. Sinan'ın mazisi pırıl pırıl geliyor. Tertemizdir ya. Hazır mı? Hazırsa bana söyleyin ondan sonra. Ya şu müzik yapma Allah aşkına. Hazır mı? Vallahi geriliyorum ya. Sinan'a bak. Testere. Kızmak, darılmak yok. Göster abi, göster Sinan rengini. Bak ben seni korurum Kuddusi der gibi. Ben gelsin. Seni korurum Kuddusi. Allah bağışlasın. O kadar tatlı ki Sinan abi. Küçüklük fotoğrafı, bebeklik. Sinan fotoğrafı mı bu? Evet. Vallahi mı Sinan? Ya değil ya. Nerede ötüyor? O değil ya. Bir tane yeşil kazaklı var benim o. Abi bu da ondan küçük bu. Yok ya bu ben değilim ya. Nasıl sen? Öyle dediler şimdi. Bu Sinan rengi misin çocuklar? Ben bana benzemiyor. Kim? Ya bir dakika bana gönderdi şimdi. Sinan abi diyor. Sinan. Bu Sinan bu sensin. Benim küçüklük fotoğrafım mı kalmıştır be? Ne alakası Sinan var? Sinan bu sensin. 66 mı yani? Ben miyim hocam? Ben miyim hocam diyor. Ya 66'da renkli fotoğraf var mıydı? Yok 64. Öbür hazır mı? 66 falandır bu iki. Öbür hazır mı? Tabii tabii. Bu sene 1966 falan. 66 var ama. Sinan abi çok tatlı değil mi ama ya? De benimle alakası yok. Sinan... Geliyor şimdi Rasim. Sinan daha tatlıydı ya. Hocam. Bakayım. Saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz buradan kendisine. Şu müziği niye koyuyorsunuz? Şu müziği. Bu müziği koyunca sanki birimizin çıplak resmini koyacakmış gibi hislere kapılıyorum ben ya. Ben korkuyorum yani sen. Öyle bir resim, öyle bir müzik koyuyorlar ki sanki skandal bir resim gelecekmiş gibi. Bir gene hepimiz ilgili koyabilir. Sinan'a ilgili ilgili koyamaz. Müziği kaldırtır mısın? Abu abi. Yok kalsın ki keyif veriyor. Abu abi Sinan'a ilgili ilgili koyamaz. Evet gelsin fotoğraf. Hadi abi ya. Gelsin. Kim bu? Ya bir dakika. Bu işte Çakar'la ortaklar. O da anlatsın insanlara. Sizin ortak işleriniz var hocam. Var var. Anlatıyor. Ankara'da biz Ahmet Çakar'la ortaktık diyor. Kim bu? Ahmet Çakar'la. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun. Beraber manav işlettiler. Erman Toroğlu ya. Erman Toroğlu mu? Erman Toroğlu ya. Bulut Aras'a benzemiş. Bulut Aras'a. Tam ekran versenize bir tam ekran. Ferdi dedim doğru. Bulut Aras ya. Bulut Aras'a benzemiş. Ben de film zannettim Bulut Aras'ta. Bak sağ yukarıda R Erman Toroğlu. Hocam R ne? Refik Erman Toroğlu. He R Refik mi? Yok geri vites Erman demek. Geri vites Erman demek. Bak, R Erman olur mu? Bak şut. Refik mi? Refik Refik. Hocam ya. Ankara'da hocam, Erman Toroğlu'yla beraber işlettiğiniz dükkanı anlat. Ankara'da yok, anlat Erman Toroğlu ile yaşadıklarımızı, işlettiklerimizi, yaptıklarımı anlatsam. Yarın gece şeye kadar sürer. New York Post'a kadar sürer. 6 gün 6 gece sürer. Ama ben bir şey diyeyim mi? Evde bir sıkıntı çıkar mı? Her yerde. Toplumun her kademesinde sıkıntı çıkar. Kabzıman mı? Erman zaten kitapta da çok bombalar. Yok tamam altyazı alalım arkadaşlar. Erman Hoca'ya da sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim. Erman Toroğlu. Oğlum kabzımal dediğin hamal gibi bir şey değil. Yok yok man yazmış. Kabzımen yazmış. Kabzıman yazmış. Yanlış yazmış. Sen 2003'te seninle karşılaşıyor. Sen demiş ki Erman Hoca ya. Hocam biz bu sene şampiyonuz. Bize ses etme. Ya demişsin. O da yazmış olur. Şampiyonuz bu sene demişsin. O öyle şey diyor. O inandığım için. Bir mana aramasına gerek yok. İyi takımız şampiyonuzdur. Nasıl bu sene mesela Fenerbahçe'yi görüyorsun diyor ki biz çok iyiyiz diyor yani. Bir şey mi arıyorsun? Veya Galatasaraylar diyor ki biz bu sene olacağız diyor. Yani bundan bir anlam yüklemek lazım. Hani sen bize, bizim aleyhimize ters yapma, gider yapma. Şimdi bana bir gelin bakalım. Sevgili Reji, dönmek istiyorum. Dön bakalım. Biz niye şu ana kadar bunu konuşuyoruz yarım saat boyunca? Niye? Hakikaten niye ben de anlamadım. Senin milli takımın evde olursa
Millet Katar'a giderken maalesef, sen maalesef. De maziye dönersin. Ne yapacaksın? Onlar, bizimkiler bugün Katar'da olsaydı... Bizim milli takım niye toplandı? Maç var ya, İskoçya özel maçı maçları falan var. Özel maçlar var. Özel maçlar var. Yazıktır ne için, ya. Ne için maç yapıyorlar? Aynen öyle işte. İşte. Ne gerek var yani? Kendimizi tatmin edeceğiz. Ya bir de şey var, o bir schedule var galiba FIFA'nın. Yani seve seve olmasa bile... İstese de schedule de olsa, bilmem ne de olsa... Her türlü yapmak zorundasın o maçı, oynamak zorundasın. Bu arada... Stefan Kuntz konusunda bilmiyorum. İsterse Türkiye Futbol Federasyonu yalanlayabilir. Aldığım bir haber var bugün. Gönderiyorlar mı? İddia, bu bir iddiadır onu söyleyeyim. Yalansa yalan diyebilirsiniz Futbol Federasyonu olarak. Bir maça 4-5 kişi birden gidiyorlarmış. 4-5 kişi birden bir ekip. Bir bilet hem de business. Yani yok her, vallahi bak her maça böyle gidip abi, gelme falan. Futbol Federasyonu'ndaki bu para... Kim gidiyor? Neden? Şöyle bakayım. Nasıl bu kadar kolay harcanıyor? Sayın Başkan'ın mutlaka haberi vardır ama... Kim gidiyorlar? Efendim? Hocam yanında 4 kişi 5 kişi oluyormuş yani hiç bilmiyorum. İsimlerini bilmiyorum. Yardımcı ama isterlerse yani. Sorabilirler. Yo bir tane yardımcısı gitmiyor onu çok iyi biliyorum. Bir de ikincisi de... Katar'a gidiyorlar. Sorum şu. Kuntz'la Hamit Altıntop'un arası bozuldu mu? Hem de ciddi anlamda güzel, bozuldu güzel, mu? Kuntz biraz bir, böyle... Güzel bir istihbarat. Kuntz biraz Mehmet Büyükekşi'ye, Sayın Büyükekşi'ye böyle yanaşmış. He. Hamit Altıntop'u ortada bırakmış. Ki getiren Hamit Altıntop'tu bak. Tabii canım. Sıkıntı burada. Böyle bir olay var mı yok mu? Sadece merak ediyorum. Bunun altında bir şey aramak benim ne huyumdur ne bir başka bir şeydir. Ama sadece soruyorum. Ama bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nun her kuruşu çok değerlidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bu konuda çok... Hassas olmuş. Hassas olduğunu çok iyi biliyorum. Kuntz 4-5 kişi birden bir maça gidip her maçı inceleme, her maçı seyretme bahanesiyle. Bahanesi diyelim. İzliyoruz ne oluyor? Faroe Adaları'na yeniliyoruz. Yani o para ne oluyor? Ya Ertem. Ya. Bu olayın dışında da bu futbol işinde Federasyon çok yozlaşmaya yatkın. Hocam. Aynen öyle Abdülkerim. Hepinize abi. Ertem çok güzel bir şey söyledi Abdülkerim abi. FIFA'nın iç yüzü belgeseli seyrettin mi Ertem? Seyrettim. Abi hocam seyrettim. Kanım dondu kanım. Kanım dondu. Hocam biz bu futbol işi senin bir lafın vardır ya maleyani iş diye. Tabii ki. Baştan sonra yoz bir iş biliyor musun? Tabii ki. Ben havalarcı falan bu kadar rüşvetçi olduğunu bilmiyordum ya. Bak bir kez daha söylüyorum. Güzelliği meşhur bir Kuntz'un ayakkabı. Harcamaları dikkat çekerdi. Bak ya. İddia diyoruz yukarıda. Bak elimde benim hocam, bir belge falan yok bu iddia. Korkunç. Sadece bakılsın. Bu kadar söylüyorum. Doğruydu. İzledin mi baştan sonra? Sinan abi sen izlemedin herhalde. Yok. FIFA'nın 300'ü belgeselini herkes seyretsin evet, abi. Evet evet. Bu futbol baştan sona ayak tırnağından saç teline kadar bir şey söyleyeceğim. İğrenç bir Sinan iş abi, Amerika. Sektör olarak Sinan abi, yozlaşmış bir 2022 Dünya Kupası Amerika'da o oynayacakmış. O Sepp Blatter falan var ya. Sepp Blatter falan. Sepp Blatter'e telefon açılmış. Ya. Aynen. Ondan sonra işin içinde Macron var. Fransa Katar'a verilsin diyor. Aynen, tamam mı? Aynen. Katar'a verilsin diyor. Katar'a veriliyor Dünya Kupası. Orada ondan uçak alıyor ondan sonra. Paralar. Acayip paralar dönüyor ve Katar'a gidiyor. Şimdi Katar için bir anda bütün dünya kulüpleri, şey dünya ülkeleri bu finale giden, Dünya Kupası finaline giden ülkeler Katar'ın koyduğu kurallardan rahatsız. Tabii hangi ki. Kurallar? Bir ekrana getirelim bakalım arkadaşlar. Bazı kurallar var. 78'de de Arjantin'de mesela Havelanş falan baya orada askeri diktatörlüğün şeyini yapıyor. Hep stat aynı. Etrafındaki barlar maçtan sonra bir saat açık kalacak. Stada içkiyle gelmek yasak. Domuz eti yasak. Amigo kadınlar. Domuz eti Hristiyanlara yasak diyemez ki. Amigo nasıl kadınlar. Yasak? Ben de aynısını geçen gün öyle hocaya söyledim. Ya, pompon ya. Kızlar yani. Amigo kadınlar omuzdan İstanbul'da dize kadar olur. Örtülü kıyafetlerle mütevazı giyinecek. Sarhoş olmak yasak. Ya statlar yani, için onu söyleyebilir. Statlar için o bence olabilir o kendince bir ama... Devam edecek miyiz? Var mı başka? Emir? Domuz etini tamam. Hristiyanlara yasak şimdi burada çok tepki çeken hani bazıları diyor ki mesela Lupa neydi? Bir tane sanatçı vardı ya kadın. Dua Lipa. Evet. Çıkmayacakmış. Çıkmayacakmış. Demiş ki biliyorsunuz bu LGBT bayrakları işte kaptanlık pazubantları işte. Danimarka'da öyle çıkacakmış. Kulüpler diyormuş ki tabii Hollanda falan diyor ki biz bununla çıkacağız. Ne gerekiyorsa cezası biz diyor bize kesilsin diyor. Ondan sonra biz maçlara bu şekilde çıkacağız fakat diyor. Fakat Ertem ben bir şey diyeceğim. Bir Katar, gerginlik var Dünya Kupası öncesinde. Katar şimdi böyle kendinin İslam rejimi olduğunu falan satıyor ama Katar Batılıların, yabancıların aşırı özgür olduğu bir yerdir ya. Dubai de öyledir. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Dubai. İşte provokasyon için çok büyük bir fırsat şu anda. Abi zaten. Böyle şey olur mu? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki G20 ne zaman bitiyor Rasim? G20 ne zaman bitiyor? Bir hafta falan sürer işte, mi? Endonezya'da başladı. 19 Kasım'da falan bitecek. Hocam, sizin bir şeyiniz var ya. Diyorsunuz ya, hocanın her yaptığım yayında, YouTube yayınında, işte bizim normal yayınlarımızda
Hoca diyor ki Dünya Kupası oynanmayabilir. Oynanır zaten. Söylüyor. Hala dediğimin arkasındayım. Oynanır da problem çok çıkacak. Başlamayabilir. Yok. Devam ederken kesilebilir, bitmeyebilir. Bir duyum bu. Hayır. His bu his. Ve ben şu anda o hisse kapılmış durumdayım. Çünkü Dünya Kupası tarihinde, Dünya Kupaları tarihinde hiçbir şey olmadı. Kasım itibariyle. Olimpiyat tarihinde, olimpiyatlar tarihinde bir defa oldu. 1972 Münih Olimpiyatları'nda. Evet. Şey İsrail. İsrail milli takım kafilesine bir saldırı oldu. Öldürdü. Hatta onun üzerine Münih filmi çekildi. Steven Spielberg'in ödül aldı filan. Ben saldırı olacak filan diye düşünmüyorum. Olmaz olmaz. Fakat. Ne olabilir hocam? En kötü senaryo Allah korusun ne olabilir? Ya şimdi en kötü biliyorsunuz bir de bir kanun var. Ama mafi bu Türk insanlığı şeye sokmayacağım için bu 18 numaraya girmiyor. Her şey olabilir. Sanmam hocam ya. Bizim şeyde güvenlik kuvvetleri de Katar'a çok destek veriyor. Ama onlar sokaktaki asayiş sağlayacak çocuklarımız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tabii çok çılgınlık olursa Katar kendi Arap dünyasındaki şeyini düşünüyor. O itibarını falan statlar düşünüyor ama yani... O zaman Dünya Kupası'nı getirmek için de tonla para döktüler işte orada. 19 numarayı verelim. Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolcular. Azıcık çok az ya. Katar dedi. Mertens. Bütün maçlar bir Beşiktaş kadar bir yerde oynayacak. Mertens, Belçika. Nelson günde 3 maç oynanacak. Yani bir yerden bir yere mesafe çok. Yani ben bir maçı seyrettiğim zaman diğer maça da geçebiliyorum. İstanbul'dan İzmir'e. Beşiktaş gibi ya. Ya Beşiktaş ilçesi sınırlarında Dünya Kupası. Mertens Belçika, Nelson Danimarka, Muslera Uruguay, Torreira Uruguay, Seferovic İsviçre. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar Uruguay'ı tutacağız diyorlar. Seferovic İsviçre, Batshuayi Belçika, Valencia Ekvador, Larsen Danimarka, Maxi Gomez Uruguay, Adekukbe Kanada, Saiz Pas, Enkudu Kamerun, Weghorst Hollanda, Atiba Kanada, Haji Wright Amerika Birleşik Devletleri, Calvo Costa Rica, Didiu Senegal, Karimi İran, Hüseyin İran. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile maçı var. Bütün dünyanın merak ettiği Türkiye'de maç. Oynayanlar mı? Türkiye'de oynayan futbolcular. Calvo nerede oynuyor mesela Calvo? Costa Rica'da. Konya'da. Konya'sı Calvo. İkincisi İran orada bu Bahsamini protestosu yapacak mı? Ona bakmak lazım. Amerika-İran maçı inanılmaz bir maç olacak. Ama daha önce oynadılar Amerika'yı. Çok oynadılar ya. 98'de oynadılar. Amerika ile İran arasında şu anda çok ciddi anlamda bir gerilim yok ki. Yok da İran'da hocam baya biliyorsun isyan var. Ondan dolayı söylemek istemedim de. Futbolcuların çoğunluğu benim bildiğim rejime karşı. Hocam gidip kafalarındaki şeylere vuruyorlar ya böyle. Garip şeyler olmaya başladı. Ha, gruplar İran, mı? İran, evet. Gruplar tam ekran verir misiniz bir arkadaşlar? Ya nasıl Türkiye burada olmaz ya? İnsan çıldırır. Aynen öyle işte. 2022 Dünya Kupası grupları. A grubu Katar Ekvador ki ilk maç Katar Ekvador. Senegal Hollanda. B grubu İngiltere. Hollanda ile Senegal çıkar. Dur Rasim ona geleceğim şimdi sana zahmet kusura bakma. Of manyak. B grubu İngiltere, İran, Amerika, Galler. Bu nasıl bir grup ya? C grubu. İran, İngiliz kuşak. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye olsaydı kesin B grubuna düşerdi. C grubu Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya. Of. D grubu Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya. Ne? E grubu İspanya, Almanya, Japonya, Costa Rica. F grubu Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan. G grubu... Dur. En sert grup burası bence. Hayır. Evet. Siz sert görmemişsiniz abi. Şertin kralını söyleyeyim mi? Brezilya, Sırbistan, İsviçre. Gaziantep ve Hakkari'nin grubu. G ve H grubu yani. Gaziantep'in G. Hocam korkunç. İspanya, Almanya, Japonya bak. Hangisi? İspanya, ne? Almanya. İspanya, Almanya yürüdü gitti orada. Hocam Japonya'da taş gibi de. G ve H grubu çok zor. G. Sevgili seyirciler siz de derin futbol etkisine yazın. Sırbistan, İsviçre, Kamerun. Ne? Çok sert grup. Belli Brezilya ile oradan Brezilya çıkar. Kamerun çok iyi. Kamerun çok iyi. Kamerun da çok iyi takım. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Aklım kerim abi. Tabii ki hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimiz Türk'üz. Yani bize bu soruyu sorduranlar utansın. Onu söyleyeyim. Ne demek o ben anlamadım. Bak. Hangi takımı tutacaksın? Kimi tutacaksın? Merit Demiral bu arada Atalanta Kulübü Merit Demiral'ın hafta sonu milli takımımızın oynayacağı milli maçlardaki milli takımdan affını istemiş Atalanta Kulübü. Abi, onu söyleyelim. David Beckham 100 milyon dolar almış. Dünya buranın yüzüymüş Dünya Kupası'nın. Katar'ın. Evet Katar'ın. Abicim. 100 milyon Katar'ın reklam yüzüymüş. 100 milyon dolar almış. Öf. İlk defa bu sene olmadan daha zinde diri olacaklar. Sezon arası olduğu için demiş futbolcular için. Yani
daha diri olacaklarmış. Hep daha iyi, doğru. Haziran'da oluyor, Haziran'da oluyor. Aslında futbolcular için Kasım çok daha iyi. Evet. Seyirciler için de daha iyi. Düşünün şimdi. 100 milyon dolar almış. Kasım ayında havalar altıda kararıyor, doğru mu? Evet. Şimdi Haziran'a gel. Haziran'ın onda başlayın. Şimdi Haziran akşam maç var. Almanya, sen alıyorsun hanımını balıkçıya. Ben alıyorum hanımımı arkadaşa. Yaz günü dışarıdayız. Tabii. Şimdi herkes evinde. Tabii. Kasım akşam 6'da hava kararı. Veysi Acar abi, selamlar Veysi abi. Kasım'da soğuk da yani bol seyredilecek. 33 derece şu an Katar. Maşallah. Çok sıcak. Aa, ama beyler. Statlarda havalandırma. Beyler diyorum, özür dilerim. Büyüksünüz, kusura bakmayın. Ne oldu canım? Türker, teşekkür ederim, çok sağ ol. Aa, bizim Türker efsanesi. Basketbolda öyle bir kaybettik ki abi, son saniyede Sırbistan'a Dünya Kupası hayal oldu. Son saniyede kaybetmişiz Sırbistan'a ya. Son saniyede ya. Türker Akıncı mı? Canınız sağ olsun demekten bıktım artık ya. Vallahi İstanbul'da Türkiye'deki maçta yenilmiş. Veysi abi selamlar, Veysi Acar abi. Türkiye'deki maçta da yenildik Sırplara. Gel getireyim hocam seni Dünya Kupası'na. Katar'a. Vallahi ama gelmez. Kimle gideceksin? Ben gelmem. Murat Kapki. Gidelim ya, gidelim. Boş ver abi. Bizim radyo gol hocam Murat Kapki. Şey yok ki orada. Sen söyle bana. Balbal, şey yok ki orada. Bilet yok ki. Ne bileti hocam, Murat Kapki ya. Katar'ın kralı hocam ya. Katar emiri ya. Katar emiri. Şimdi evet, Sinan ya, abi. Katar emiri ya. Sinan abi çok net. Kim? Murat Kapki Katar emiri değil mi? Aileden. Katar'ın dörtte biri Murat abinin ya. Dörtte biri falan onun ya. Bütün yatırımlar orada onun Katar'da. Ya, hocam bir şey söyleyeceğim. Murat Kapki'nin. Katar'da radyo gol var. Radyo gol var tabii. Melih Şendil orada şimdi mesela. Şu an gitti. Roberto Carlos. Efendim biz Katar'a gidecek miyiz? Yok ya, Melih orada yenge. Melih Şendil şu an. Gitme durumumuz var. Sen Dasim, sen de girsin. Reklam servisimiz çalışıyor Katar'da. Bu konuda. Katar'dan. İnşallah ben gidelim. Katar'a gitmem ki. Katar'da program Melih orada. Yok, Beyaz Futbol Katar'da diye program yapacağız. Yok, Radyo Gol de Katar'da yapıyoruz. Tabii. Hem orada hem de bir hafta boyunca Beyaz Futbol Katar'da bir orada film çekeceğiz. Seni alacaklar. Katar'da tabii. Seni alacaklar Apo. Seni nasıl şişten alıyorlar? Ben istifa ediyorum. Apo. Hayır. Ne istifa ediyorsun? İki. Ödüyorum kardeşim. Seni nasıl şişten alıyorlar, getiriyorlar? Nereye? Buradan da alacaklar, Katar'a getirecekler. Bir şey söyleyeceğim. Sinan abiciğim. Lütfen herkes bak. Tamam. Kimse yanlış anlamasın. Tabii ki Türkiye'yi tutuyoruz da. Kimi tutuyorsun bu takımlar içerisinde? Tabii ki ya. Ne var bunu? Niye yanlış alacak millet ya? He? Allah Allah. Bu ikide bir herkesten korkmuş bu Ertem'in. Hayır hayır, bir şey söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın, hangi takım tutacağım. Kimi tutuyoruz? Şunu söyleyeyim. Bu ne yanlış anlayacak? Burada ben bir takım tutacağım tabii hayır, ki hayır, yani. Şunu söyleyeyim. Çocuk bundan beri tutuyorum ben. Doğru söylüyorsun. Bundan. Kimden şunu söylüyorum. Kardeşim ya, sen Türksün de gerek var. Ne Türkiye'lisin. Ben açıklayayım mı? Kalbimin derinliklerinde damarlarımı geçsen bir tek takımı tutarım. 70 o yaşındaydı. Ne? Senegal. Oğlum hocam bir rüyam var. Bir rüyam var. Esmer, siyah, hiç çocukları. Hepsi atlet. Müziği ver. Hepsi evet, güzel yüzlü, atletik. Martin Luther, siyah, hiç çocukları. Kupayı. Senegalliyim ben. Doğru söyle hocam ya. Kur'an evet, çarpsın. Namı. Bak Senegal'in bir işi var. Verseniz biliyorum arkadaşlar. Biliyorum ki şampiyon onları söylemiştim olacak. Bence şampiyon. Emircim. Fransa, Brezilya, Arjantin'den biri olacak. Şahsen. Ahmet ama, Luther Çakar. Ama Türkiye Martin olsaydı Türkiye'yi tutar. Türkiye yoksa tutacağım tek takım var. Ben Senegalliyim. Bir rüyam Senegalli var hocam, evet, söyle. Sana Senegalli Ahmet diyebilir miyiz hocam? Bir rüyam var. Bir rüyası siyah var. Çocukların Martin Luther bir final maçından sonra ya, o sarı kupayı havaya kaldırdık. Vay be görüyorum, çok hocam isteriz. Niye ırkçılık yapıyor şimdi, ben anlamadım. Pozitif ırkçılık. Pozitif ırkçılık. Pozitif niye bu? Ezilen zenci halkları. 150 yıldır zulmü uğramış kara Afrika'nın haykırışı olacak bu kupa. Bravo hocam. Neyi ırkçılık? Pozitif ırkçılık. Ayrımcılığı pozitif. Senegal milli marşını çalmanız. Senegal milli marşını niye çalalım? Canım istiyor ya. Hocam görüyorsun. Çalarım hocam. Sen Brezilya. FIFA'nın Senegalli Allah genel Allah sekreteri Fatma Samura, Sadio Mane'nin. Sadio Mane büyük oyuncu ya. Ya bir durur musun? Bak Rasim vallahi bir dur ya. Sadio Mane hocam. Fatma abla bu. Sadio Mane'nin Dünya Kupası'na yetişebilmesi için ülkedeki büyücülerin devreye gireceğini açıkladı. Bak orada da var. İnançlara saygı oluyor. Saygı oluyor. İnanıyorlar kardeşim. Böyle bir bence bu fake haber ya. Yok yok, doğru ya. Baksana abicim. Hocam biliyorsunuzdur. Mane sakat. Zaten Mane sakat, Şampiyonlar Ligi'nde maçını ama anlatmıştım 2 hafta önce. Kurşun döktürüyor. Ciddi bir sakatlığı var ama abi ama, kurşun döktürüyor ya. Ama ya, kurşun döktürüyor. Kurşun döktürüyor. Ama şöyle bir şey var. Kadroya alındı yine de. Kadroya alındı. Ve ciddi anlamda hocam dediğin doğru. Ciddi anlamda Sadio Mane. Mane ciddi anlamda Maneli Senegal gizli favoriler arasında, biliyor musun hocam? Ya gizli favorilerde ilk 8'e bile giriyor. Ama Fas. Evet. Müsaader misin? Fas, kardeşim. Hocam, Dünya Kupalarını aşağı yukarı 1974'ten beri seyrederim. Hocam 74'ü izledin mi çocukken de? Rasim tabii eskilere izledim. Gitme 12 ne olursun ya. 12 yaşındaydım. Herkes bir şampiyon söylesin.
Tabii ki. Gönüllü, gönüllüm sene gel. Şampiyon. Getirin takımları. Johan Cruyff'u izledin mi abi? Abdülkerim doğru olarak. Getirin takımları arkadaşlar. Abi, herkes önde kağıdın arkasına yazsın. Halit Kıvanç Ağla'da da. Herkes kağıdın arkasına yazsın. Yine ya söyleyelim ya. Hayır, hayır. Yazalım. Tabii kayda girsin. Ah Türkiye yok ha. Ah. Evet siz de yazın lütfen. Bizi YouTube'dan da seyredeceksiniz. YouTube'da izlerken lütfen hangi takımı tutuyorsunuz? Lütfen yazarsanız sevinirim. Derin Futbol YouTube kanalımızın altına yazınız. Hangi kanalı diyorum? Hangi takımı tutuyorsunuz? Favoriniz kim? Şunu da yazabilirsin Sinan abi. Ne? Sinan abi de kaldıracak. Rasim de, Abdülkerim abi de, Ahmet Hoca da. Önce Sinan abi kaldırsın. Ya niye gülüyor bana göster? Ben yazdım çocuklar. Ben de yazdım. Kaldırayım mı? Hazır mısınız? Kaldır hocam. Dur Abdülkerim abi dur. Önce ne olur? İçinizde kuru fasulye ben olduğum için. Önce ben göstereyim. Kuru fasulye ne? Kuru fasulye demek. En küçük benim ya. Olur mu Ertem'im? Ertem bu Dünya Kupası senin maçı anlatman lazım. Yok abiciğim. Ben maçı anlatmıyorum. Arjantin. Messi ile Arjantin. Ben Arjantin'i tutuyorum. Hazır mısınız? Maxi. Maximiliano. Maxi senin için. For you Maxi. Survivor ekibinden Maxi de. Benim çok yakın arkadaşım Sinan abi de çok sever. Evet. O gilin de arkadaşımızın olacağım. İnanın Maximiliano Scapulo. Çok seviyorum. Arjantin. Benim favorim Arjantin. Hayır şampiyonlukta favorim Senegal değil. Bak işte yanlış yazdılar evet. Dinlemiyorlar. Tutuyorum diyor. Tutuyorum. Favorim bu. Fransa diyor Ahmet Çakar. Favorim Fransa diyor Ahmet Çakar. Fransa'yı tutuyor. Pogba ve Kante'nin kadroda olmadığını belirtelim. Revizyon şarkı yarışması gibi oldu ya. Yani. Rahmetli Fransa. Aynen öyle arkadaşlar. Fransa'yı bulursam şu anda. Evet. Belçika önümde. Sinan abi, muhtemelen Loris oynayacak. Upamecano, kahve ismi gibi değil mi? Bayern Münih'te oynuyor kendisi Bayern biliyorsunuz, çok başarılı. Varan, çok iyi oyuncu. Kimpembe, Paris Saint Germain. Çok kuvvetli. Varan, müthiş oyuncu. Manchester United, Konate, Saliba, Pavard, Bayern Münih. Müthiş oynuyor, çok da formda bu sıralar. Lucas, Theo Koundé, Paris Saint Germain. Orta saha, Guendouzi. Rabiot. Abi baksana kadroya. Oğlum Fransa dedik. Şampiyonu açıklıyorum ya. Tchouaméni hocam. Tchouaméni. O bak şimdi. Ertuğrul niye sayıyorsun? Oğlum, Şunu söyleyeceğim. Pogba'yla Kante yok ya. Bayağı. Çok önemli. Dünya ünlü iki orta saha. Bak Tchouaméni ile Camavinga var ya. Ölünür. Eğlenir o ya Fransa. Bırak Camavinga ve Camavinga'yı ya. Forvet'te Mbappe, Coman, Giroud, Benzema, Dembele, Griezmann, Nkunku. Sinan ya abi. Sen Arjantin dedin. Fransa metiyeleri tutuyor. Ben Arjantin'i tutuyorum. Ben Fransa'yı tutuyorum. Ben de 2 saat kadrolarını açık. Sinan doğru söylüyor. Ben de Arjantin'i kaldırıyorum. Rasim de Arjantin'i tutuyor. Arjantin. Ben diyorum ki Messi futbol kariyerinin sonuna doğru gelirken bu sefer Arjantin'i şampiyon yapacak. Arjantin. Ben de Arjantin dedim de niye Arjantin? Arjantin'in kadrosunu merak ediyor musun? Icardi de olsaydı var ya muhteşem olacaktı. Armani, Rulli, Martinez kaleciler. Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Fıs. Martinez, Acuna, Taliafaccio, Foyt, De Paul, Parades, İyi ama sıradan. Rodriguez, Alistair, McAllister, Gomez, Alejandro Gomez, Fernandez, Fıs. Palacios, Di Maria, Martinez, Fıs. Alvarez, González, Correa, Dybala, Messi. Fıs. Yarı final bile oynamaz. Abi, Messi bütün takım demek. Fıs. Nicolas Colony. Yarı final bile oynamaz. Rasim. Fıs. Göstereceğim sen. Fıs. Sinan abicim. Fıs. Buyur canım. Sizin favoriniz. Sinan abim şey yaptı. Brezilya ya da Almanya diyor Sinan abi. Öyle bir favori olmaz bir tane. Ben yani onu da söyleyeyim bilsinler diye yani. Bahisçiler oynayacak olanlar para kazanacak Brezilya olanlar. Ya da Almanya diyor Sinan abi gösteriyor arkadaşlar. Brezilya ya da Almanya. Arjantin. Dünya Kupası'nı. Peki hangisini tutuyorsun Sinan abi? Brezilya'yı tutuyorum. Brezilya'yı tutuyor. Murat Kapke'nin takımı. Bizim Türkler her zaman kendi şeyine yakın. Evet.
Brezilya'nın Fahri hem Başkanı. Katar Büyükelçisi hem Brezilyalı. Fahri Başkanı tabii. Evet. Brezilyalı mı? Abdülkerim abi tabii, siz. Kesin Brezilya. Brezilya. Fenerbahçeli olduğu için. Evet. Bir de şey ben çocukluğumdan beri tuttuğum takım da. Brezilya'da. Favorim de. Futbol mantığımda, baktığımda. Evet. 70'te Pele. Buyurun. Brezilya. Abi inanılmaz hiç bir kadro. Vallahi hiç kimse. Alisson. Evet, Alisson Becker, Ederson, Danilo, Jorge Daniel Vez, Alexandro, Daniel Juventus'tan sol bek, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Jesus, Bremer, Casemiro, Fabinho, Guimarães, Fred, Paqueta, Ribeiro, Neymar, Vinicius Junior, çocuk adam, Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, ya, Rodrigo, ya. Pedro. Kısa bir reklam. Reklamdan sonra Danimarka, uyuzum Danimarka'dan. Reklamdan sonra beraber spor tekizi konuşacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Brezilya'yı söyledik. Brezilya'nın grubunda kimler vardı? Bir görelim bakalım. En zor grup. Rasim'le ikimiz Arjantin. Sinan abi Brezilya ya da Almanya diyor. Ahmet Çakar Fransa. Pardon Ahmet Hoca Senegal'i tutuyorum diyor. Fransa kazanır diyor. Evet. Ben Arjantin'i tutuyorum. Arjantin kazanır diyorum. Abdülkerim abi Brezilya'yı tutuyorum diyor. Brezilya kazanır diyor. Sinan abi Brezilya'yı tutuyorum diyor. Brezilya ya da Almanya kazanır diyor. Rasim Ozan Kütahyalı. Arjantin'i tutuyorum, Arjantin kazanır diyor. Ben de Arjantin'i tutuyorum, Arjantin kazanır. Şimdi burada maçlar var mı Emir'ciğim? Maçlar var mı? Buradan görüyoruz işte. Bu gruptan yok. Kim çıkar? Öyle tabii evet. A i̇lk grup maçlar, ilk hafta, pazar. Başlayayım mı? İlk hafta maçları. İlk hafta maçları bu gruptan, A grubundan Senegal'le Hollanda çıkar. Müziği verelim. İlk haftada, yani daha doğrusu... Gruplardan kimler çıkar? Söylüyorum. Ne dedin hocam A grubundan? Senegal ile Hollanda kalifiye olur. Bir üste çıkar. Ahmet Hoca Senegal ve Hollanda diyor. Siz de lütfen yazınız. Ben de. Futbol, hem sen? YouTube kanalımıza hem Senegal de. Senegal ve Hollanda diyorum Ahmet Çakar'la aynı görüşteyim. Senegal ile Hollanda çıkar ilk iki. Ben Ekvador ve Hollanda diyorum. Tamam. Biz abi şimdi pazar günü Katar-Ekvador maçını mı yorumuz? Tabii ki. Rasim. Gerçi. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Sen gülüyorsun da senin milli takımın yok orada. Ama Katar. Türkiye'yi yorumluyorsun. Katar şey oldu. Ya boş versene. Katar şey oldu ki. Ya abicim gözünü seveyim. İstediği kadar ev sahibi olsun. Sen, sen Katar'ı yener misin? Türkiye sen Katar'ı yesen Faroe Adaları'nı yenemiyorsun. Sen Faroe Adaları'nı yendin sonra Katar'ı yenersin. Önce Faroe Adaları'nı yen. Çıkar A grubundan. Allah Allah. Amma şeytiniz ya. Evet Rasim. Kimseyi beğenmiyor. Hollanda ile Senegal çıkar. Hollanda ile Senegal dedi. Ben Hollanda Ekvador dedim. Katar'ı zorlarlar çıkardılar. Sinan abicim siz. Hollanda Senegal. Hollanda Senegal dedi. Sinan abi Hollanda Senegal dedi. Hepimiz aynı dedi. Peki B grubu. İngiltere Amerika Birleşik Devletleri çıkar. Ahmet Hoca diyor ki İngiltere Amerika Birleşik Devletleri. Sinan abicim. İngiltere Amerika aynı fikirdeyim. İngiltere Amerika Birleşik Devletleri. Hiç tartışmasız İngiltere Amerika. Zorlayan. Peki bir soru soracağım. Galler de olabilir. Galler'den ziyade İran bir sürpriz yapabilir mi? İran'ın alacağı maksimum puan 1 puandır. Ben de İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'yı yenmişti bir kere. Ha şunu söyleyeceğim. Sürprizi kim yapabilir B grubunda Sinan abi? Galler. İran yapabilir. Hiç belli olmaz. Galler. İran'da da fena değiller hocam be. Geçen bir maçtan seyrettim ben onların bir Arap kanalında. Bence de İran yapabilir. Hocam bir şey söyleyeceğim ama. Ahmet abi. İngiltere ile Galler'in aynı grupta olması saçmalık değil mi? Niye? Ama eskiden böyle öyledir ya. Ya hayır ama bir... Ayrı olmaması bir... lazım bence yani. Kuzey bence İrlanda. Olmaması lazım. Bir gene Adatur gibi oldu ya Avrupa Kupası. Kuzey İrlanda, yani, İngiltere. Aslında Galler diye bir ülke olmadığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Tabii, Birleşmiş Milletler'de Galler diye bir ülke yok. Şöyle özerk bölge tabii. Yani United Kingdom'a bağlı. Yani şu var. Galler'e giderken İngiltere'ye gitmiş gibi olmuş. Tabii tabii. Peki Galler... sana bir soru soracağım hocam. Sor. Bak. Grupta puanlar İngiltere ile Amerika'nın puanı eşit son maçlar. İskoçya İngiltere ya. Galler'le oynuyor. Amerika İran'la oynuyor. Evet. Galler'in hiçbir şansı yok. İran'la Amerika oynuyor abi ya. Kimse Dünya Kupası'nda o kıyağı yapmaz birbirine. Kimse Galler yapmaz şey mı İngiltere? Ya gözlerini oyar birbirlerini ya. Galler yani hocam Dünya yüzü. Kupası'nda ne fırıldak maçlar aynen seyrettik. Aynen hocam gördün biliyorsun hocam. Değil mi hocam? Yok diyorsun da Rasim belgeseli izledik diyorsunuz. Hocam. Orada o dediğim milli dayanışma. Mesela Türkiye-Azerbaycan gibi. Hocam haklı. Wales'la yani Galler'le İngilizler arası öyle aralar iyi değildir. Değil. Mesela Graham Sonus'a İngiliz derdi Türk basın hemen karşı çıkardı Graham Sonus. Hadi canım geçelim üçüncü gruba baba. Dean Saunders geldi bize. Abdülkerim abi. Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya. Arjantin'le Meksika. Arjantin, Meksika. Arjantin, Polonya. Arjantin, Meksika diyorum ben de. Sinan abicim. Arjantin, Meksika diyorum. Rasim.
Arjantin, Meksika. Polonya. Dört kişi Arjantin, Polonya. Tamam hocam, sen Polonya. Çok ilginç. Ben de niyeyse Meksika diyorum. Sürprizi Polonya yapar herhalde. Evet. Peki. Saudi Arabia. Ahmet hocam. Efendim. Fransa, en Danimarka, Tunus, Avustralya. Fransa, Danimarka ellerini kollarını sağlayarak halay çekerek çıkarlar bu gruptan. Evet, orada üstte Fransa, yazdığı Danimarka. Gibi. Üstte yazdığı gibi 1-2 yazmış ya Fransa, birinci Danimarka. Birinci torba o zaten. Fransa, Danimarka 1-2 yazmış ya. Sinan abicim. Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya. Valla Tunus fena takım değil ha, bak göreceksiniz. Kim? Bu Arap takımlarına sürpriz yapalım. Aynen öyle yani. Arap takımları çok çabuk evet diyoruz ya. Hocam. Çok yani teknik. Fransa ile Tunus diyorum. Bak hep favorileri söylüyorsunuz. Yani ne burada sürpriz yapalım. Canız var ya. Yani hep favorileri söylüyoruz. Yani hatırlarsan Tunus takımını olimpiyatta Casablanca'da nasıl oynuyoruz? Biliyorum abi, biliyorum ama Sinancığım. Danimarka falan çok şu anda o kadar formda takım ki. Arap takımları. Avrupa şampiyonası seyretmeyelim Danimarka'yı. Ayakları çok teknik. Fransa. Bak kaç Arap takım var. Helal olsun bak. A grubunda bir Arap takım var. C'de bir Arap abi takımı. Abi çok talih. Hadi söyle abi söyle Arap takımı söyle o zaman. Hadi sen söyle bakalım. Fas, Tunus, Suudi Arabistan. Hadi söyle Katar, kim çıkar Fransa alemi. Kim çıkar Fransa, Danimarka, Fas söyle kim çıkar? Fas çok iyi takım. Abi kim çıkar şuradan? Fransa, Danimarka söylesene ya hadi. Ya ondan Fransa, Danimarka. Efendim ne gibi zevk ediyorsun o zaman? Fransa, Danimarka diyoruz. Ama ben hadi diyorum ki Belçika, Fas diyorum. Allah hadi abi gel geç E grubu ya. İspanya, Almanya, Japonya, Costa Rica. Hadi abi hadi geç. İspanya, Almanya yürüyerek çıkarlar bu gruptan. Hocam ne diyorsun? Hocam futbol bu kadar basit mi bu ya? Bu kadar basit. İspanya, Almanya, Japonya, Costa Rica. İspanya, Almanya eğer korkunç bir şey olursa bir sürpriz. Almanya çünkü biraz sallanıyor. Japonlar tehlikeli takım ama İspanya, Almanya favori tabii ki. Rasim. Belçika, Kanada, Fas. Hayır, hayır. İspanya, Almanya, Japonya, Costa Rica. İspanya, Almanya. Sinan abicim. İspanya, Almanya. Peki. Gördün mü? Bak bu Japonya yapabilir. Ya işte. Ben size söylüyorum. Evet sonra gel. Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan. Hadi buyurun. Belçika, Hırvatistan. Belçika, Fas. Ben Belçika, Fas. Diyorum. Belçika, Hırvatistan. Belçika, Fas. Belçika, Hırvatistan. Ulan Yugoslavya tek takım olsaydı o. Evet Ertem hadi sen de söyle. Geçelim burayı da. Ertem. Belçika, Fas. Fas diyorsun sen de. Güzel. İşte ölüm. Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun. Eyvah eyvah. İkinci eyvah, kim olur? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Brezilya, Kamerun çıkar. En zor grup bu. Eyvah eyvah eyvah. Kim oluyor ya? Müziği alsana bir dakika. Dur biri oluyor. Oğlum bu senin kulağına dolmuyor mu lan? Adam devamlı uyuyor ya. Ben onu koruyorum dur, abi. Dur. Biri oluyor. Topi gibi senin topi. Kimin orladığını biliyorum da ismini vermeyeceğim. Şey işte Rasim. Ufuk ya. Rasim'le gel. Neyse söylemeyin. Olsun ya. Olsun. Uyuyor ya yorulmuş çocuk ya. Türk polisi çalışıyor işte aslan. Ne polisi ya? Polisten bahsediyoruz. Arkadaştan bahsediyoruz. Arkadaşımız Ufuk. Pardon doğru. Evet devam. Evet. Uyandırsanız onu ya. Ufuk! Uyandırın. 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 Nasıl horluyor arkadaşım? Uyandırın. Bu var bir şey. Dünya televizyon anket tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyordu değil mi? Var mıdır dünya hocam, televizyonlarında böyle uyandırın. Bir program canlı yayında birisinin oradan hadi diye ses. Oy. Ya, hadi bakalım. Evet bu grupta bir şey olacak demek ki. Bak en zor gruba geldik. Gelsin. Hangi grup? Ekrana bir getirin arkadaşlar. Abi gittikçe fenalaşıyor ama. Uyanmıyor mu? Ölmüş de olabilir. Allah korusun. Brezilya, Sırbistan. Aslan gibi. İsviçre, Kamerun. Uyandırın. Bütün var ya konsantrem bozuldu benim. Bunu mu yapıyorsun? Hayır ver bir dakika. Brezilya, Kamerun. Ben de Brezilya, Kamerun diyorum. Dünya tarihinde ilk defa öyle bir şey olur. Canlı yayında stüdyoda biri zorluyor. Ve uyandıramıyorlar. Brezilya, Kamerun. Canlı yayında. Rasim diyor ki canlı yayında Ufuk duyar sana. Devam mı uyuyor? Uyuyor. Of tamam neyse arkadaşlar devam. Uyuyor mu? Yok uyandı. Nasıl ne güzel uyuyordu yapma. Olsun ya. Da. Ay çoraplarını falan çıkartmış mı? Yok iyi.
Kardeşim nasıl yorulduysa yoruldu. Sizce hangisi, hangi gruptan kim çıkar? Evet, gelsin bir ekran arkadaşlar. Grup mu kaldı? Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun. Bak bu grup çok tuhaf, bir şey olacak demek bu. Brezilya'dan sonrasını bulamıyorum. Brezilya, Kamerun. Brezilya, Kamerun. Brezilya, Kamerun diyorum. Enkudu gidiyor diyorsun yani. Bir grup daha çıkacak. Bir aynen. Üst tura çıkacak. Abdülkerim abi. Brezilya, Sırbistan diyorum. Brezilya, Kamerun diyorum ben de. Uçurtma gibiler biliyor musun? Brezilya ile Sırbistan Rasim. Diyorum. Brezilya ve Kamerun diyorum. Ben de Brezilya, Sırbistan. Ben de Brezilya, Sırbistan. Yok Brezilya, Kamerun özür dilerim. Özür dilerim. Abi ne oluyor ya? Her... Kamerun da çok teknik takım. Evet ya. Son. Bir saniye. 98 şampiyonu Fransa 2002 gruptan çıkamadı. 2006 şampiyonu İtalya 2010'da gruptan çıkamadı. 2010 dünya şampiyonu İspanya 2014'te gruptan çıkamadı. 2014 şampiyonu Almanya 2018'de gruptan çıkamadı. 2018 şampiyonu Fransa 2022'de gruptan çıkar. Çünkü en kolay grup onunki. Ya kim yiyecek onu? Hocam ya Fransa'da bak, kim yiyecek? Bir daha söylüyorum Rasim. 98 şampiyonu Fransa 2002 gruptan çıkamadı. Çıkamadı doğru. Hemen 2006 şampiyonu İtalya 2010'da gruptan çıkamadı. Çıkamadı doğru. 2010 dünya şampiyonu İspanya 2014'te gruptan çıkamadı. Hepsi bir aynen, organizasyon aynen, sırası. Aynen. 2014 dünya şampiyonu Almanya 2018'de gruptan çıkamadı. 7 tane yediler biliyorsun. Aynen. Brezilya'dan. Hayır, 7 tane attılar. Değil mi? 2014. 2002 üçüncüsü Türkiye bir daha Dünya Kupası'na gidemedi. 2018 şampiyonu. Bir daha Dünya Kupası'na gidemedi Allah kahretsin. Fransa 2022'de ne yapacak bilmiyoruz. Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Portekiz. En zor grup. En zor grup. Portekiz, Uruguay. Portekiz, Gana. Portekiz, Uruguay. Siyah Afrika'nın gururu Gana. Ben Uruguay'ı kupanın küçük de olsa gizli favorilerinden birisi olarak görüyorum. Küçük de olsa. Fernando Muslera. Ve? O da müthiş bir kadro ya. Birisi daha var. Şey de var. Torreira. Torreira var. O nasıl bir kadro? Dur şurada. Sinan abi. Portekiz, Gana. Rasim, Portekiz. Ya var ya bak, Portekiz bile olmayabilir biliyor musun? Orada Gana ile Güney Kore bile olabilir, göreceksiniz. Bak Portekiz'de, Güney Kore'yi takım mı bak abi? Portekiz'de yiyecekler. İyi takım. Göreceksiniz. Abdülkerim abi. Portekiz'le ben de Gana diyorum. Portekiz, Gana. Bugün Ahmet Hoca'yla sosyal medyada program yaparken şunu söyledik. Hiç yapmazdınız o zamanlar. Şunu konuştuk. Hocam dedim. Dört büyükler Dünya Kupası'ndaki takımlardan birisi olsa işte Arjantin, Fransa. Bak Arjantin, Fransa, Brezilya, Portekiz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kim olurdu? Ahmet Hoca dedi ki Brezilya, Galatasaray, Fransa, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arjantin, Trabzonspor, Portekiz olur dedi. Çok güzel. Bir daha söyle. Almanya var orada. Almanya yok. Almanya favori ki. Değil ya şu anda. Yani değil. Bu... Almanya'yı unutma. Almanya ve Danimarka çok her enteresan turnuva takımlarıdır. Tabii ki Almanya. Ölüleri bile finale kadar gider. Almanya bile. Ya 92 Danimarka'yı sen yaşadın ya. Almanya, dünya futbol Almanya, tarihinde Almanya. Soruyorum. Almanya, dünya Almanya. Futbol tarihinde hiç maç kazanmadan finale gelen takım oldu mu? Oldu. Olmuştur. Penaltılarla falan dünya mı? Dünya futbol tarihinde 90 dakikayı önde bitirmeden hiçbir maçını Danimarka. Dünya Kupası 92. Finali oynamış dünya takımın adı nedir? Değil de Avrupa Kupası. 92. Dünya Kupası finali. Finalde de mi kazandı? Ya Yunanistan Avrupa Kupası finalde kazandı. Tek bir takım var dünyada bakın soruyorum. Bir takım var. Oynadığı grup maçları çeyrek, yarı final. Hiçbir maçı ne olmuş 90 dakikada kazanamadı. İtalya. Yunanistan. Buna mukabil finali kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu. İtalya. Dünya şampiyonu. Ha, dünya şampiyonu. İtalya. Grupta 3 beraberlik. Çıktı. Çeyrek final uzatma. Penaltı 90 var. Dakika berabere. Yarı final 90 dakika galiba. Berabere. 82. İspanya 82'ydi. Şeyler şey oynuyordu neydi o? Rossi. Skilacci öldü. Dinozof kalede. Hayır. Skilacci. 90'da hocam. Rossi. 82 Dünya Kupası. Paolo Rossi. 82'de Rossi. İspanya 82'de İspanya ilk turda elendi hemen. Ve şey evet. İtalya Ali Çakıcı söyledi gibi, zaten. İtalya 1982. Gide İtalya finali aldı. 82 Dünya Kupası. Ya, Rossi vardı. Abi, Rossi çok enteresan bir tane. Brezilya'yı yenmişlerdi onlar sana hocam. Sana penaltı 4-3. Atıyorum bunu yayınlatsana. Yenmemişler çok enteresan. Hemen aslan içeriye. Tamam. Çok enteresan. Skilacci
yani son derece kariyeri kötü bir futbolcu ama 90'da gol kralı oldu. Aa, çok enteresan. Harika penaltı. Seyircilerimiz 5 dakika bekleyin lütfen. Çok enteresan bir görüntü göreceksiniz. Gelecek. Şimdi çok enteresan. Ne bu ya? Çok bak, enteresan bir bu grup veriyor. 2018'de Fransa, Danimarka, Peru, Avustralya. Bak Fransa, Avustralya, Peru, Danimarka. Bugüne gelin. Fransa'nın grubuna bakın hocam. Peru'nun yerinde şey var. Evet burada. Ne enteresan değil mi? Ha, şey var. Tunus var. Çok enteresan ya. Gene 3 takım beraber olmuşlar ha. Kuzeyden. Bir garip rastlantı daha var. Kuzeyden Brezilya, Sırbistan. Son 3 Dünya Kupası şampiyonları galiba H grubundan çıkıyor. Vallahi mı? Öyle bir şey vardı Ertem. Doğru. H grubu. Evet. Hakkari'nin E'si. Evet. H grubundan çıkıyor. Hocam bak. Yine evet. Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Costa Rica. 2018'de. Ya. Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Costa Rica. Tamam mı hocam? Şu gelsin şimdi. Bak yine büyük tesadüf. Kamerun var. Costa Rica yerine. Evet. Hocam güveniyor musun organizasyona? Dünya Kupası organizasyonuna güveniyor musun? Güvenmiyorum. Temiz mi yani? Güvenmiyoruz. Ne anlamda güvenmek? Her anlamda hocam. İzleyin o belgeseli. Bak bahis baronlarından tut. Hepsine kadar yani. Bahis baronları bile bu işi yemişler. Burada hiçbir maç önden belirlenemeyecek maçlar. Vay bu bir. Vay. İki. Hiçbir futbolcu, hiçbir hakem hayatında ilk ve son defa. Çoğu için ilk ve son defa. Bu işte bir rezillik olmaz. Yapılan bütün hataların ben masum olacağını düşünüyorum. Arkadaş, hocam vallahi, pardon buyurun. Elime şu kadro geldi şimdi. Şu Brezilya kadrosu. Hmm, inanılmaz değil mi? Şimdi bu Brezilya kadrosunu görüp etkilenmeyen adam değildi. Ancak büyük bir şey olması lazım. Niye bu takımın şampiyon ya? Olmaması mümkün değil ya bu kadro. Ya bu kadrodaki oyuncuları var ya. Döviz bürosu gibi. Tek tek söylesem herkes tanır ya. İnanılmaz. Herkes tanır ya. İnanılmaz. Ya ben böyle Alisson Becker kaleci. Abi. Liverpool'un kalecisi. Fabinho, Ederson, Danilo, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro. Kariyersiz oyuncu yok. Neymar, Richarlison, Martinelli. Tanınmayan Vinicius yok. Junior, Real Madrid'li, Rodrigo Real Madrid'li. Ama Apo var ya bu şey. Abi böyle takım olur mu ya? Cesus. Bak Gana. Arsenal'da. Kamerun. Lan böyle kadro olur mu ya? Olmaz biliyor musun bu takım? Arkadaş böyle kadro olur mu ya? İmam Bey'im. Ben Portekiz demedim ki arkadaşlar. Niye Portekiz? Roger Mia vardı. Roger Mia vardı. Roger Mia. Niye Portekiz işareti? Roger Mia vardı. Kamerun'da çeyrek finale kadar çıktılar. Biliyorum. İmam Bey'im. Oman Bey'im. Ya ben bunu diyorum. Böyle kadro olur mu arkadaş ya? Yine tarihten bir örnek. 1990 senesinde. Ben Portekiz'i tutmuyorum. Ben Arjantin'i tutuyorum. Niye Portekiz işareti ediniz arkadaşlar? 1990 senesinde Apo abi. İtalya 90'da. Hatırla yine Brezilya gayet iyi takımdı. İkinci turda elendi. Yani Brezilya. Ya elebilir. Kaç kadroya bakıyorum abi. Yo ben Arjantin diyorum da arkadaşlar Portekiz'i işaretlemişler. Arkadaş ben anlamadım ya bu işi. Siz Arjantin'i bir Messi hayranlığınızla. Messi Arjantin diyorsunuz. Şu Arjantin'in kadrosuna adım bakın ya. Adım attırmazlar Messi. Adım attırmazlar. Yok yani Arjantin'in kadrosuna bir bakın. Sinan abi olabiliyor musun? Bir de şu Brezilya'ya bakın. Abdülkerim abi. O Neymar'ı falan nasıl tutacaksın? 6-7-0 yenerler Arjantin'den. Valla şu kadroya. Galatasaray'dan bir ricada bulundu Messi. Dedi ki benim birinci kariyer maçım dedi Katar'da final maçına geliyor dedi denk geliyor dedi. O kadar emin ki kendisinden beni bir maçta oynatma dedi. Sondan bir önceki lig maçında oynatmadı Galatasaray'a. Oynattı. Çünkü ona oynatsa 1001. maçına gelecekmiş. Dedi ki ben güveniyorum kendime beni finalde oynat dedi. Ya ben finalde oynayacağım ve finaldeki karşılaşma birinci kariyer maçım olacak Messi, dedi. Bu kadar kendisine güveniyorum bu var ya bu ankettekiler. Refresh diyelim. Ankettekiler var ya tamamen Messi hayranları. Ben, Portekiz ne ya? Messi hayranları ya. Ronaldo hayranları. Yok ben ya, Sinan abi. Gelmiyor ya. Bak seyrettim ben en son Messi hayranları. Sinan abi. Arjantin'in takımı Portekiz'de ne ya? Portekiz'de kimler var biliyor musun? Bak, enteresan yani. Ronaldo takımda yaşadığı sorun yüzünden abi. Çıkamaz gruptan çıkamaz göreceksiniz. Portekiz. Kaleci Diego Costa, Rui Patricio. Patricio da hep oynuyor ya. José Sá, Cancelo. Çok iyi Manchester City'den. Evet, evet, evet. Bunlar da var. Çok evet. Dario, Pepe. Bizim Pepe. Geç. Ruben Dias. İnanılmaz bir futbolcu. Evet, Danilo Ruben Pereira. Danilo ya. Şeydeki Paris Saint Germain. Kadrosu iyi canım. Antonio Silva. Nuno Mendes. Paris Saint Germain'de. Guerrero, William.
Ruben Neves, Palinha, Bruno Fernandes, Vitinha, evet. Paris Saint-Germain'de orta sahada. Evet, iyi oyuncu. Otavio var, bak, Otavio. Vitinha var ya 17 numarası, dehşet bir futbolcu. Otavio, Bernardo Silva, Nunoz, Bernardo Silva, João Mario, hepsi büyük Ronaldo, João Félix, Leo Milan'daki, Horta, evet. Ricardo Horta, Andres Silva, Gonçalo Ramos. Güzel. Yani Arjantin'den daha iyi kadrosu. Çok isimlere takılmayın. Tabii ki. Tamamen fizik gücü var ya bu. CIA oyuncuları falan var ya bak uçurtma gibi göreceksin nasıl basacaklar orada. Basacaklar. Ghana, Kamerun, Senegal bak gör hocam ısıracaklar. Senegal bak ne diyorum sana. Fransa'ya bak ya. Afrika. Hocam Fransa'ya bak %6'da kaldı 7'de kaldı. Luis van Gaal bir açıklama yaptı Abdülkerim abi. Bana söyleme. Hayır eşi. bana söyleme abi bana ne ya. Abi, adam şey kilot almış bana soruyor. Ya hangi delikanlı hocam, adam. Hocam bir şey söyle hocam. Bir de, Allah belanızı versin kardeşim. Versin, hocam, ya, eşi, karım bana bir tane pembe renkli kilot aldı. Pembe değil hocam turuncu renkli hocam. Ya ben turuncu, turuncu ne fark eder. Hayır alamaz mı? Hollanda'nın rengi. Sen maça çıkarken hiç sana bir şey almadı mı? Mesela kilot alamaz mı? Alabilir. Kardeşim velev ki aldı mı söylenir mi? Ayşe ablam alamaz mı? Kardeşim duasız söylenir mi? Zincir, bileklik. Ya velev ki aldı bu söylenir mi? Bravo doğru söylüyor. Bu söylenir mesela mi mesela diyelim ki dünya kupası finalini anlatacaksın. Müsaade et. Bizim kültürde müsaade et. Dünya kupası finalini anlatacaksın. Ya hocam yapma. Müsaade eder misin? Yapma. Ertem bu dünya kupası finali senin için çok önemli. Gidiyorum. Luis Paga. Pembe, membe, jartiyerli, martiyerli bir alt şeye buluyorum sana. Bunu söyler misin? Ahmet abi bana aldın filan diyerek. Ertem jartiyerli kilot mu giyiyor? ya oğlum bir şey söyleyeyim. Ertem jartiyerli kilot mu giyiyor? Abdülkerim abi niye gülüyorsun bana yapılınca? Aşk olsun sana. Abi bir şey diyeceğim. Ya jartiyer... Hocam, hocam bir dakika adam jartiyer ne diyor? Ya adam dünya kupası kazanmak için jartiyer de giyer. Hiçbir şey giymez. Hocam sen dünya kupası finali yöneteceğini bilsen jartiyer giymez misin? Giyer. Hayır diyemem. Diyemezsin tabii hocam. Ben dürüst adamım. Sen giyer misin Abdülkerim abi? Aa, hadi gittin kafana vallahi bir şey atarım. Bana manyak manyak konuşma yeter. Ne diyor hocam bu ya? İşte şaşırdı. Şaşırdı. Hayır hocam ben şaşırmadım. Ya manyak abiye ne dedi? Jartiyer apo diye bütün tribün bağırıyor. Ya yerin dibine gelsin. Bak bak bilerek yapıyor bak. Ha yapmaz. Yapmaz. Sakin ol yapma. Allah razı olsun. Hayır ya giymezsin. Fakat garip bir şey. Bir dakika sus. Apo sen de garip bir garip bir sükunet görüyorum iki gündür. Sakinlik görüyorum. Sinirlenmiyorsun. Eski o bağırmalar yok, heyecanlı. Sende bir tuhaflık var. Nedir? Bunu nasıl sağladın abi? Hocam bir haftadır yogaya yazıldım. Aa yoga. Yoga. Meditasyon. Yoga mı? Yoga ne ya? Şu işte be. Dur bir dakika müziği kes bir dakika dur versenize. Yoga müziği çalıyor. Yoga hocam bak ışıkları. Dur bir daha. Yoga müziği. Kapat ışığı ver müziği. Yogaya gidiyorum ya. Işığı bir kapatsana ışığı. Bağırmayacağım, sinirlenmeyeceğim, öfkelenmeyeceğim. Ses tonumu ayarlıyorum. Meditasyon. Bak hoca dikkat et. Böyle değil. Kapama ışığı ya. Hayır ışık kapı yoga yapıyor. Müziği de ben. Bir hafta falan oldu yogaya başladım. Nasıl abi eller nasıl? Şöyle tutuyorsun hocam. Gözler kapalı. Evet bağdaş kuruyorsun. Bütün sinirler yumuşacığım hocam. Pamuk sen peki bu halde kara gümrüğü nasıl gidecek kara gümrüğü? Yoga moga o kapasıktır kara gümrüğü. Hocam uyudu. Yoga moga işleri sevmez kara gümrüğü. Hocam yoga yapıyor. Uyudu hocam. O fırsat arıyor zaten uyumak için. Yoga yapıyor. Ben de ufuk gibi uyudum. İyi değil mi yoga? Nasıl? Abdülkerim abi. Abi yoga hakikaten. Ciddi yoga. Anlamda faydasını görüyor musun? Sen bak Ahmet Hoca fark ediyor. Ya çok sakin. Ben artık eskisi kadar barışık sesle konuşmuyorum. Ben de Uruguay'ın kadrosunu sayarım. Sakin konuşuyorum. Uruguay'ın kadrosunu saysana. Uruguay'ın kadrosunu. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu abi yoga'dan Uruguay'a geldi. Evet. Uruguay'ın kadrosunu saysana. Hemen sayayım. Yoga'dan Uruguay'a. Apa yoga yapmaya gider mi ya? Kaleci Fernando Muslera. Fernando tanıyor beni ya. Apo kaçacak yuvaya. Apo kaçacak yuvaya. Ya Sinan Sebastian Sosa Rochet. Bak 40 savunma, yıllık arkadaşım. Ronald Araujo. Yapmayacağım işte. Sebastian Coates. Martin Caceres. Ya bu Caceres'i var ya. Bu ya yancı takım bunlar. En normal takım. Ya hayır, çok ben iyi. Belçika yok. Barella. Matias Vinha. Matias Oliveira. Hangi takım Jose bu? Maria Jimenez. Uruguay. Diego Godin. Godin. Hala uyuyor. José Luis Rodríguez, Arda Turan'ın en yakın arkadaşı Godin. Orta saha Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte. Ya Belçika'yı say, Belçika. Valverde söyledim. Pelistri, Canobio, Torres, Forvet, Luis Suarez. Darwin Núñez, Maxi Gomez Trabzonsporlu ve Edinson Cavani. İyi kadro değil ki ya. Sadece kalesi ya, savunması. Diri ya, hayır, diri hocam, kadro. Bir şey söyleyeceğim. Ya, Luis Suarez. Avrupa şampiyonu oldu. Luis Suarez.
Darwin Núñez, Maxi Gómez, Edinson Cavani. İnatçı. Isırırlar, ısırırlar. Unutmayın bunu. İnatçı olurlar. Afrika takımları, siyahi takımlar damgasını vuracaklar. İnşallah. Hollanda'yı versenize. Güçleriyle Latin Amerika'da Afrika. Göreceksin. Ya Afrika abi Brezilya, Brezilya bak siyahi olmayan oyuncu yok ya Brezilya'ya bak. Abiler, Brezilya, Brezilya. Afrika'dan gelen oyuncu. Brezilya ya. Luis Van Gaal verir misiniz? Luis Van Gaal. Hayır, Luis Van Gaal. Çok iyi kadro, çok iyi. Luis Van Gaal. İkinci Luis Van Gaal'i verdik biraz önce. Karımdan turuncu külot aldım. Sadece maç günleri giyeceğim. Tatlı karıma olan saygımdan diyor. Ya oğlum tövbe batı kültürü arkadaşlar. Ne? Batı kültüründe mi? Totem yapıyor. Totem yapıyor. Totem yapacak. Ya mesela Türkiye'de bunu hangi teknik direktörü yaptı? Demez ya yüzler Fatih. Kimse söylüyor. Fatih Terim turuncu külot giyeceğim der mi? Fatih Hoca'yı Arjantin. Niye bahsediyorum? Herkese bahsediyorum. Arjantin 35 hocanın yapmayacağını biliyorsun. Ya yine türbe yaptı. Fatih Hoca'nın yaptırmayacağını yapmayacağını biliyorsun. Arjantin 35 maçtır yenilmiyormuş. Evet. En son Brezilya'yı yenmişler. Allah abi. Abu abi, yenilmiyor Türk da. Teknik adamlar bunu diyemez diyor. Fatih Terim der mi? Ya niye Fatih Terim örnek veriyorsun? Fatih Terim ulaştırma abi. Hocanın böyle bir şey... Hikmet Karaman der mi? Bilimsel Hikmet. Turuncu külotumu giydim geliyorum. O demez. Hayır Hikmet Hoca da demez. Demez. Kimse demez. Fatih Hoca bak, demez. Oda niye sarı burada beyaz? Bak bak sağ tarafa bak. Bize tamam. Daha böyle Batı kültüründen gelen, Almanya'da gelen onlardan diyebilir bazı arkadaşlar. Onlar der. Batı kültürüyle büyümüş, Avrupa kültürüyle büyümüş. Onlardır abi. Bir tek bunun bedeni cesaret Türkiye'de yapabilecek. Hocam doğru mu doğru? Bunu Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural. O der. Yılmaz Vural senin gibi ya. Alman kültürüyle büyümüştü. İkinci konuya geç. İkinci der bu ya. Konuyla ilgili. Ya Luis Van Gaal var ya. Yaptığına saygı duyalım ya. Gayet güzel. Şey. Luis Van Gaal. Turuncu Hollanda'yı temsil eden renkler, renkleri. Hollanda turuncu, portakallar. Kadın çamaşırı değil ha, erkek portakallar çamaşırı. Portakallar ya. Kadın çamaşırını giymez de J-string mi giyecek adam yani? Adam normal, kendi turuncu. Dünya Kupası kadrosunu açıklamak yani. İçin sabah oyuncuları görüntülü aradım. Görüntülü arama sırasında bazı oyuncuların yatakta çıplak olduğunu gördüm. Abi, ben de bu işten nefret ediyorum. Hollanda'da işte ya. Sinan abi gece evdesin. Bu da gerçek bir açıklama bu yani. Hani ne gerek var? Bravo. Aynen ya, öyle. Affedersin bir dakika ya. Affedersin. Yatakta smokinle mi yatacak adam? Hayır hocam ya ne gerek var? Ne gerek yani var? Yatak niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Yani onları gördü. Kim ilgileniyor bununla yani? İnsanlar rahat ettikleri şekilde yatarlar. Yani aynen öyle. Bunun futbolla ne alakası var? Gerzekçe bir adam. 70 yaşına gelmişsin. Aferin Sinan. Ya seni var ya. Bir de bir insana sorarsın. Yemin ediyorum bravo Sinan. Müsaade edin. Çıplak olduğunu görür. Ay çok affedersiniz. Seyircilerimize burada çok özür diliyorum. Bir şey demem. Yani görüntülü konuştuğun adam. Kalkıp da seni yani komple mi gördün görüntülü yani yatağında? Ben seni görüntülü aradım da bana bir şey gösterme. Yani yorganın altından mı görüyorsun? Ne gerek? Hani manası ne? Manasız. Bunun bir form anlamında mı yani? Çıplak görünce daha formda oluyorlar yani. Ne anlamı ne? Gerçekçe bir açıklama yapmış. Manasız. Bravo hocam. Hadi Ahmet Hoca da bak söyledi. Manasız gerçekçi değil mi hocam? Evet. Peki Sinan abi sen menajerken oyuncuları aradı. O sırada çıplaksın. Görüntülü eve de basar mıydın? Ya niye arayayım ben futbolcu görüntülü çocuklar ya? Moralsiz kalırdı. Evet yapardı çok. Rasim. Rasim. Şimdi geçiyoruz ne olur. 4 kaç oldu? Luis Van Gaal. Luis Van Gaal. Akışımı kaybettim. Gerçekçe bir açıklama yapmış. Aynen öyle Sinan abi. Ama Apo abi siz de mesela Batılı oyuncularla oynadınız. Farklı kültürü vardı. Nelson. Şaşırırdın. Vardı ama hepsi bizim Türk örf adetlerine uygunlardı. Nelson. Bize de o zaman Yugoslavlar gelirdi biliyorsun. Evet. Yugoslavlar bize benzerlerdi. Tam benzerler. Daha rahatlardı ama ölçülü adamlardı. Tabii. Ölçülü adamlardı. Allah var. Yani bize uyum sağlarlardı. Sen Alman öncülü oynamadın mı? Alman, Hollanda'da. Bir 3 ay Schumacher'in geldiği yıl ama 3 ay kaldı. Bir şey gönderdim acil. 3 ay kaldı. Büyük adamdı yani. Tabii ki tabii ki. Kaleci Schumacher çok ilginç bir adamdı. En son gönderdiğim acil. Şimdi çok mütevazıydı. Rasim, statları bir görelim mi? Şöyle statları bir görelim. İnanılmaz statlar yaptılar. 20 bin miydi? 20 bin işçinin öldüğünü söylüyorlar bu statlar yapılırken. Ben inanmadım. 20 bin değil. Bence yalan. Bak ben bununla ilgili tweet de atmıştım. Burası... Ama şu vardır, o yani o konuda işçi haklarının geliştiği bir ülke değil. Göçmen işçilere zulmedilmemiş midir? Zulmedilmiş. Ama 20 bin işçinin öldüğüne inanmıyorum. 20 bin değildir ama... Batı'nın biraz böyle şeyi var. Amerika'ya gitmedi falan diye bak bu iş. 974 stadı, 40 bin kişilik kapasite, 6 grup maçı ve son 16 turu maçlarına ev sahipliği yapacak. Stadın adı 974. Nasıl? Stadın adı da 974. Evet orası hocam bak arkada şeyler var. Hani böyle lashing falan da yaparlar ya onlara. Benim stat bu Ahmet. Ne deniyordu onlara? Neydi çok adı güzel ya? Stadyum ya. Ya bütün statlar şey versene bir öncekini ya. Versene. Bak
tırların arkasında falan dolu ya gemilere koyuyor. Konteyner, konteyner. Konteynerlerle dolu, evet. Ahmet Binali Stadyumu, 40 bin kişilik kapasite, 6 grup maçı ve son 16 tur maçlarına ev sahipliği yapacak. Ahmet Bin Ali Stadyumu. Devam edelim. Eğitim Şehri Stadyumu. 40 bin kişi. Burası Katar, eğitim Katar, şehri, buradan çıkışı yok. Ya Katar, Katar Ligi, bunlar hepsi su çürüyecek mi stadlar, biliyorsun değil mi? 40 bin kişilik kapasite, 6 grup maçı, son 16 turu ve çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. Eğitim Şehri Stadyumu, ama bak çok nefis abi, baksana. Yollara mollara bak orada. Abi hepsi sanat eseri ya, sen ne diyorsun? Devam edelim. Al Canub. Al Canub. Al Canub. Al Canub Stadyumu. Güney Stadyumu. Güney Stadyumu bunlar. Canub Stadyumu. Canub, 6 grup maçı ve son 16 tur maçlarına ev sahipliği yapacak. Canub. Canub. Zaten başka bir şey değil. El Cenap'mış. Cenap değil, Canub. Cenap'mış, öyle diyor. Cenap değil, Canub. Güney Stadyumu. Canub, Canub, Güney. Halifa Stadyumu. El Şimal. Halifa Stadyumu. 40 bin kişilik. Halife işte bu. Kapasite. Hep 40 bin kişilik. Dikkat ediyor musun? 6 grup maçı, son 16 tur ve 3. maçına ev sahipliği yapacak. Burası... Üçüncülük maçı, ya bir şey söyleyeyim mi? Sadece. Üçüncülük maçı deyince hep böyle Türkiye geliyor aklıma. Ya içimiz yanıyor ya, böyle bir şey olabilir mi? Aha, üçüncülük bu stat, maçı. Şunu söyleyeceğim, San Siro, San Siro'dan çok etkilenmiş. Bu stadı bildiğim için Halifa'yı biliyorum. Bakın zaten sol, bak el bir, iki tane ayağı böyle hocam bilirsin. San Siro'da da var bak şu. Evet. Bir, iki böyle hani o döner böyle şey, oradan çok etkilenmişler, öyle diyorlar. Hatta bunu Milano'ya da yapacaklar diyorlar. Bilmiyorum, görüşme devam ediyormuş. Devam edelim. Al-Bayt Stadyumu 60 bin kişilik kapasite. Açılış maçına ev sahipliği yapacak. Son iki maç ama işte o. 6 grup maçı, son 16 turu çeyrek final ve yarı final maçlarına ev sahipliği yapacak. Al-Bayt Stadyumu. Full olacak mı acaba statlar? Full olacak mı? Ya herkes olur mu? Herkes bilet arıyor, beni arıyor. Devam edelim. Bir de hava sıcak. Bütün dünya var. El-Tumama Stadyumu. Al-Tumamba. 40 bin kişilik kapasite. 6 grup maçı ve son 16 turu maçlarına ev sahipliği yapacak. Ya var ya, duyuyorum şu anda o sesleri falan. Başlasın bir an evvel ya. Ertem, çok keyifli orada olacak. Orada sen olmalısın. Hayır ben. Hayır ya, maç anlatmak değil, orada statta gideceğiz olmalısın. Zaten ya, gideriz. Gideceğiz. Devam edelim. Gidin ya. Lusail Stadyumu, of, 80 bin kişilik kapasite. Ya bu sonra deseri ya. 6 grup maçı, son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak. Burası final stadı işte. Of, Lusail, evet. Lusail Stadyumu. Lusail. 80, hocam şuraya bak ya. Psikopatça bir stat. Finale. Utanmıyorlar, bu kadar para harcıyorlar. UEFA'nın dahası... Bunlar hep çürüyecek sonra ya. UEFA'nın 4 sene sonra mı, 3 sene sonra mı ne? 4 sene sonra galiba bir Şampiyonlar Ligi finalini buraya taşıyacağı söyleniyor. Abi taşımak ya zorunda bu kadar para yazık ya. Şampiyonlar Ligi finali. Ya benim bir şey diyeyim, bizim Türk maçları da bazı şurada yani yapması. Bu Türkiye'de ya, ya. Henüz bilinmiyor. Biz Katar'ın koruyucusu ülkemizde biziz yani. Katar'ın Türkiye'de henüz bilinmiyor. Bilmiyorum yasak, hani hiçbir yerde de çıkmadı galiba. Bunu ilk kez söyleyelim. 4 sene sonra ya da 3 sene sonra Şampiyonlar Ligi finali Katar'a verilecek. Evet. O bak, konteyner stadyum. Neymiş? Tunus mu? Heh. Bu stat Emir Kılıç Çetin söylüyor. Emircan Kılıç Çetin söylüyor. Kardeşim söylüyor. Diyor ki turnuvadan sonra sökülecekmiş. Ha. Tunus'a hediye edilecekmiş. Sökülüyor. Tunus ülkesine. Tunus. Bak. Tunus'a hediye edilecekmiş. Bunlar çünkü hepsi maalesef çürüyecek. Eğer İnanılmaz bu düşünüyorsa yani maç da, sonrası çökülüp yani, bir yere gitmesi yani doğru olur. Konteynerler inşallah sağlamdır yani. Çökmesin ha. O kadar kalabalık doğrular. Doğru, yok. Bu son görüntü hazır mı? Benim beyler, içim çok rahatsız bu Dünya Kupası ile ilgili. Hocam bir de bir hayırlı bir şey konuş Allah aşkına. Vallahi. Doha. Evet Ertuğrul. Sen böyle deyince garip hadiseler oluyor, evet. Olaylar oluyor. Boş ver ya. Cristiano Ronaldo'yu çok kısa söyledik çünkü açılışta söylediğim için. Türkiye'ye gelme ihtimali sakın bahsetme diyor bir arkadaşım var. Çok ortak arkadaşlar var. Öyle bir şey yok. Öyle bir gündem yok. Öyle bir gündem yok da yavaş gülüyorlar yavaş. Burada diyorlar. Adım yavaş attırmazlar. Yavaş. Ronald... Adım attırmazlar. Bak Türkiye'ye gelsin. Ben ona en son Manchester'ın maçını kupaya da baktım. Biraz oynadı. Yürümüyor. Bak ben sana söyleyeyim. Ama orada morali bozuş. Burada falan var ya. Adım attırmazlar ona. Kime? Aynen öyle. Buna kımıldamıyor. Görürsün. Yapma Ronaldo. Ya görürsünüz abi. Burada ya, 30 gol atar ya. Ya bir şey yok. Ne atar? 30 gol atar. Yavaş. Vallahi billahi. Bitti abi. Yok, fizik gücü bitmiş abi. Ben zannetmiyorum. Ben moral gücü bitmiş. Abdülkerim abi. O kadar değil ya. Zaten Jesus demişti ki Ronaldo falan gelmez demişti herhalde. 38 yaşına gelmiş. Hadi bak. Hocam son bir şey getireceğim. Mbappe ile ilgili. Ne olacak Türkiye? Mbappe ile ilgili. Oo Mbappe. Öksel oyuncusu. Ruiz. Kays Ruiz arasında bir görüntü var. Gerçekten müziği alalım bir. Tüm dünya bugün bunu konuştu. Mbappe gibi bir futbolcu. Bak
Çok sinsi bir oyuncu biliyor musunuz? Gerçekten o Neymar'a, Messi'ye falan yaptıkları işte kadroyu kendi kurmak istiyor. Galatasaray'a izin vermiyor şimdi ama ahlaki yönden biraz sıkıntısı olan bir futbolcu. Ne oldu ya? Buzlayarak verdik. Paris Saint Germain Öksel maçının ardından soyunma odasına giderken Mbappe rakip oyuncu Ruiz Atil'e dönerek cinsel organını gösterdi. İddiaya göre Ruiz Atil'in geçmişte kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sebebiyle bu harekete başvurdu diyor. Terbiyesiz bunlar. Hadi. Ya, olur öyle şeyler maalesef. Terbiyesiz haberleri nereden buluyorsunuz ya? Dünya buluyor, ben değil. Ha? Bütün dünya haber ajansları. Bu falan ne yani bunlar ya? Terbiyesiz bunlar ya. Şimdi hocam bir vedamız var. Nereye veda? Benim en yakın arkadaşım bak gelsin. Nereye hazır mı? Nereye gidiyor? Bizi selamlayacak şimdi. Ha. Hocam hediye etmişti küçükken bana. Hazır mı Emir? Ben attım ya. Ufuk nerede? Vallahi bende. Var mı hocam sen oku? Vallahi bende uyku bastı. Ben bu arada giderken sevgili kardeşim Kemran Mehmet, Kamil Mehmet ve Grenoble'dan Mikail Sezer'e çok selam yolluyorum. Attım, görmediniz herhalde. Kim hocam? Mikail Sezer from Grenoble. Var mı bir isteğin? Yok. Rasim'cim? Yok baba. Deniz Futbol YouTube kanalımızı lütfen takip ediniz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olunuz. Şu anda Beyaz Futbol 525 bine geldi. Derin Futbol 285 binde. Sizlerden ricam lütfen sonuna kadar bunu beraberce yükseltelim. Bol bol like rica ediyoruz. Bol bol beğenilerinizi rica ediyoruz. Bol bol yorumlarınızı rica ediyorum. Evet sevgili Çağdaş Güler kardeşime çok sevgiler. Evet hocam güle güle. Ömer kardeşimizin doğum günü bugün. Ömer Kılıç Çetin çok geçmiş olsun öncelikli olarak. Benim servisimin, spor servisimizin güllerinden biridir kendisi. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Ömer Kılıç Çetin. Çok öpüyorum kendisini. Canım kardeşim benim. Dikkat et kendine. Kendisi bize lazım. Tuğba Başgöynük kardeşime buradan sevgiler, selamlar. Tuğba Başgöynük, sevgili Atakan kardeşim. Atakan Kurt ve Tuğba Başgöynük. İkinizi de çok seviyoruz. Tuğba kardeşime de çok sevgiler. En kısa zamanda görüşürüz. Rasim'cim teşekkür ederim. Abdülkerim abime teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta pazar günü tekrar birlikte olacağız. Pazar günü Dünya Kupası programımız olacak. Hafta içerisinde yine dijital programlarımız olacak. Sizleri çok seviyoruz. Beyaz Futbol YouTube'umuzu ve Derin Futbol YouTube'umuzu takip ediniz. Hoşçakalınız.